Galatasaray Televizyonu'na hoş geldiniz sevgili seyirciler. Futbol analiz programımızın canlı yayınıyla sizlerle beraberiz. Türk Telekom Arena'daki merkez stüdyolarımızda her pazartesi olduğu gibi yine futbolun gündemini değerli konuklarımızla beraber yorumlayacağız. Galatasaray'ın Bursa Spor galibiyeti, Süper Lig'deki diğer maçlar, başlayacak olan Türkiye Kupası, hepsini enine boyuna konuşacağız. Sevgili misafirlerim Ergün Pembe ve İlyas Kahraman'a öncelikle sizlerin huzurunda hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ergün Pembe'yi tekrar aramızda görmenin mutluluğu içindeyim. Ayrıca söylemek istedim. İlyas Kahraman zaten artık bizden de İlyas'ı bu sene Ergün Pembe'yi biraz mumla arar olduk. Evet, ben uzun süre oldu. Biraz ara vermiştim ama tekrar aranızda olmaktan dolayı mutluyum tabii ki. Özlemişim sizleri. Evet, sık sık Ergün Bey maçlara ve analiz programımıza bekliyoruz. Lütfen sen arayı uzatmasın değil mi fazla? Bizleri ve GSTV izleyicilerini ihmal etmeyin demek istiyorum. Evet, bu hafta değerli seyirciler Galatasaray'ın Bursa Spor galibiyeti. Cuma akşamı aynı saatlerde bir tarafta Galatasaray Odaya Bank'ın Barcelona maçı Abdi İpekçi Arena'da. Diğer tarafta burada Türk Telekom Arena'da Galatasaray Bursa Spor maçı. Belki kalpler ikiye bölündü. Bir kısmı Abdi İpekçi'deydi, bir kısmı buradaydı. Bir kısmı ekran başında zapping yaparak maçları izledi ama çifte zafer aldığımız güzel bir cuma akşamı olmuştu. Biz işin futbol yönünü değerli konuklarımızla yorumlamaya çalışalım. Ergun Pembe, pek iyi gitmeyen bir 4 maçlık periyot vardı. Atılan 2 gol 4 maçta. Bulunan pozisyon sayısının azlığı, puan kayıpları, zirvenin bir parça Başakşehir ve Beşiktaş'ın gerisinde düşülen periyotta tabii Fenerbahçe yenilgisi biraz daha sıkıntılı süreci başlatır gibi olmuştu ama herhalde çok kritik bir 3 puan çok önemli bir zamanda geldi diyebiliriz cuma için. Tabii önemli bir zamanda. Ondan 3 puandı. Bereketli bir cumaydı. Hem basketle Barcelona'yı yenmemiz hem de Bursa Spor'u yenmemiz güzel bir haftayı kapatmamıza sebep oldu. Dediğimiz gibi kritik bir galibiyetti. Çünkü alınan sonuçlar son zamanlarda ortadaydı. İçeride kaybedilen Trabzon maçı. İçeride kaybedilen Medikol Başakşehir evet, maçı. Üst üste 2 iç sahada. Ve uzun yıllardır Kadıköy'de galibiyete hasret kaldığımız bir Fenerbahçe maçı ve yine galip gelemedik. Zorlu bir 4 hafta Galatasaray takımını üzerinden geçti diye düşünüyorum ben. Ama büyük takımlar böyle durumlarda ortaya çıkıyor. Böyle zamanlarda belli oluyor. Bursa Spor zorlu bir rakipti. Bu maçların ardından Bursa Spor'la oynamak da Galatasaray için bence kötüydü. Ama bu kötü gidişatın üstesinden tecrübesiyle bir takım kalkmayı bildi diye düşünüyorum ben. Uzun zamandır özlediğimiz Schneider'i tekrar sahada gördük. Gördük ki Schneider sorumluluğu aldığı zaman, biraz çok daha ileride topu aldığı zaman, rakip ceza sahasının oralarda dolandığı zaman etkili olduğunu gördük ve takımı yönlendirdiğini gördük. Uzun zamandır öyle bir Schneider'i izlememiştik. Açıkçası beni mutlu etti. Onun iyi oynaması Galatasaray takımının da her zaman ayakta tuttuğunu bir göstergesiydi. Onun dışında Fenerbahçe maçından yanılmıyorsam 5 tane değişik oyuncuyla başladı Galatasaray. Riken'in takımda bir rotasyona gitti. Karol'un sakat cezalı olması. Evet. Diğer oyuncuların da performansını beğenmediğinden dolayı Santrafor'da Eren'i kullanmadı. Podolski'yi kullandı. Gördük ki Podolski de sırtı dönükken daha iyi oynayabiliyor. Yasin ilk 11'e geri döndü. Sonradan girmişti. Tekrar ilk 11'e dönmesi. Ve tabii De Jong Selçuk ikilisi. Hepsini konuşacağız. Dediğim gibi iştahlı bir Galatasaray takımı izledik. Geriye düşmesine rağmen evet, tekrar ayağa kalkmasını bildiler. Sorumluluk alan oyuncular vardı. Hı hı. Onlar bu sorumluluğu aldıkları zaman Galatasaray takımının içeride ne kadar güçlü olduğunu gösterdiler. Bu arada futbol gündemi GSTV'de etiketini ekranın sol üst köşesinde de sevgili seyirciler görüyorsunuz. Programımızın ilerleyen dakikalarında sizlerin de sorularını varsa yorumlarınızı aktarmaya çalışacağım değerli konuklarıma. Bu arada Sayın Levent Azifoğlu da az sonra bir canlı telefon bağlantısıyla programımıza dahil olacak. Galatasaray Bursa Spor maçı ile ilgili değerli görüşlerini ve ligle ilgili yorumlarını Sayın Azifoğlu'ndan alacağız. Bu hatırlatmayı da yapalım. Ekran başından ayrılmayın diyelim sizlere. Hemen İlyas Kahraman'a döneyim. İlyas Kahraman, güzel bir maç oldu cuma akşamı. Evet. İyi futbol oynayan, puanları birbirine yakın, üst sıraları hedefleyen iki takım Hamza Hoca açısından da çok önemliydi. Evet. Galatasaray'ın mutlak kazanması gereken bir 90 dakikaydı. Golle başlayan Bursa Spor olmasına rağmen aslında iyi oynayan bir sarı kırmızılı takımdan herhalde genel olarak söz edebiliriz. İştahlı, pozisyon arayan ama 1-0'ın handikapından da kolay sıyrıldı. Tartışmalı kararlar da var. Sonuçta gelen 3-1'lik galibiyet. Yani tabii Ergün abinin de söylediği gibi son 4 haftalık periyoda baktığımızda ağır geçen maçlar, sıkıntılı maçlar. 4 maçın 3'ü mağlup bitiren bir Galatasaray takımı. Bir Adana deplasmanında kazanılan 3 puan ki o maçta da Galatasaray aslında çok iyi oyun sergilemedi. Ama her zaman söylediğimiz gibi ben defalarca programlarda da belirttiğim gibi Galatasaray kaliteli bir takım. Fakat doğru yerde doğru zamanda oynamayı sezon başındaki gibi son 4 maçta göstermedi. Ama bu Bursa maçındaki geri dönüş özellikle bu ağır yenilgilerden sonra
çok çabuk olması bizim için çok iyiydi. Çünkü bu süreçten sonra alınacak kötü bir sonuç tekrar demoralize olmaya, psikolojik olarak baskı altına almaya geçebilirdi takımı. Ama inanılmaz bir dönüş ve oyuncuların bireysel performansının, geçen programlarda da bahsediyorum, bireysel performanslarının takımı etkilemesini bu yönde söylüyorum. Yani burada Schneider'in sorumluluk alması, atıyorum Yasin'in yaşadığı olaylardan sonra geri dönüşünün iyi olması, Fenerbahçe maçından sonra oynanan futbol gerçekten sevindiriciydi. Ama bunu ileriki süreci de yaymak gerekiyor. Oyun anlamında çok eksikleri var aslında Galatasaray'ın. Burada sürekli belirtiyoruz. Kenar oyuncularının sürekli belirttiğimiz gibi rakip arkasında koşuyor. Bu maçtaki gördük. Duvar paslarıyla çok güzel bir gol oldu Yasin attığı gol. Bunları denemesi gerekiyor Galatasaray'ın. Aslında çok iyi orta sahası var, çok kaliteli ayakları var. Rakip arkasında çok iyi pas atacak oyuncuları var. Değil mi Ergün abi? Yani ama bunu gösterecek, bunu koşacak oyuncunun aslında elimizde var ama. Bunu yapan Bruma vardı mesela. Bruma da ayağını alıyor genelde sürekli aslında. Yani rakip arkasına baktığında ayağını alıp driplikle gitmeye çalışıyor. Ama en azından rakibi eksilten Bruma'dan başka tabii bir oyuncu yoktu evet. Mesela. Yani Schneider'i gördük, evet, Yasin'i gördük. Diklemesine giden... alanı kat eden tek bu oyuncu Bruma'ydı. Ya da şu benim aklıma geldiği maçı seyrederken mesela Yasin Schneider ikilisinin yaptığı o güzel hareketleri 2 yıl önceden çok özlemişiz. Değil mi? Sol kanadı nasıl kullanıyorlardı o Berkaçlar? Fenerbahçe maçına bakarsan hatırlarsan Fenerbahçe maçında ceza sahası içine kaç sefer girmişiz? Evet. Yani ceza sahası içine girmezsen gol atamazsın. Girersen tehlike yaratırsın. Bunu aslında yapacak oyunculardan zaten en önemlisi kenar olan gelen oyuncular ve ortadaki göbekte oynayan Schneider'in az önce Ergün abinin söylediği gibi Schneider orada gezmesi lazım ki kaleye yakın o yerde gezmesi lazım ki gol atsın veya attırsın. Bundan önceki maçlarda hep baktığımız zaman Schneider iki stoperin arasında geriden top alan o kadar alanı da kat edemediği için hep pasif olarak. Evet belki çok koşuyordu mücadele ediyor gibi gözüküyordu ama işin icraat yönüne geldiğin zaman Schneider yoktu piyasada. Evet. Ama bu hafta baktık ki o sorumluluğu alan oralarda gezen takımı oynatan kendi oynadıkça oynadığı oyundan zevk alan mı Schneider gördük mesela. Yani Schneider adı gibi oynadığı zaman kendisinin daha önce yaptıklarının bir kısmını sahaya yansıttığında takım kesinlikle çok farklı gözüküyor dışarıdan. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani çünkü bu tür oyuncular değil mi Ergün abi? Bu tür oyuncuların bu sorumluluğu alması gerekiyor. Yani burada Galatasaray takımında da bu sorumluluğu alacak 2-3 tane oyuncu sayabiliriz. Evet. Hani Schneider teknik kapasitesi olarak çok yüksek bir oyuncu. İşte Selçuk, Podolski. Yani sorumluluk aldığında bu oyuncular. Çünkü bu isimler rakiplere de korku veriyor. Tabii korku veriyor. Son haftalarda bu sorumluluğu sadece Bruma'nın üstüne yüklemişti takım. Evet. Bu da genç oyuncu tabii. Bir yere kadar bu sorumluluğu kaldırabiliyor. Hı-hı. Zaten rakipleri de Bruma'ya önlem aldığı zaman, kitledikleri zaman sıkıntı yaşıyor Galatasaray takımı. Çünkü diğer alternatifler piyasaya çıkmıyor. İşte Yasin ortaya çıkması durumunda o durumda. Podolski'nin çıkması lazım. Schneider'in bu sorumluluğu alması lazım. Bursa maçındaki gibi eğer ilerleyen haftalarda devam ederse Galatasaray yine o coşkusunu sahaya yansıtırsa iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum ben. Yani çünkü ilk 7 haftalık periyotta biz Galatasaray'ın neyini seviyorduk? Oynadığı oyundan zevk alan, coşkusunu. Evet kesinlikle. Çok pozisyon bulan, oynadığı oyundan zevk alan bir Galatasaray izliyorduk. Hayır, az önce bir sürü isimler saydık. Bu oyuncular hepsi 3. bölgeyi ne kadar aslında kreatif özellikle kullanan oyuncular. Ama son haftalarda ya rakiplerin onlara çok fazla önlem alması ya bizim pas trafiğini daha çok 1. ve 2. bölgede yapıyor olmaktan dolayı rakiplerin iyice bizi bekler hatta bekle olmaları. Ama Galatasaray takım bir de topla oynamayı seven oyunculardan kurulu. Evet. Evet belki bütün maça geneline baktığın zaman Galatasaray takımında top daha fazla kalıyor ama öne doğru gidişat yoktu Galatasaray'da. Aynen. Yani bol pozisyon bulamıyordunuz. Üretkenlik yoktu. Al gülüm ver gülüm sağa sola yana olan hiç dikine doğru dürüst pas olmuyor. Sadece Bruma'ya atılan toplarda aynen. Bruma'nın bireysel yeteneklerinden pozisyon bulabiliyordu Galatasaray takımı. Hatta genelde yedekte olan oyuncu için şu derler ya sonradan oyuna girdiğinde sorun yaratır, beklerken sıkılır, işte takım içinde bazı görüntüleri bozar diye ama mesela Eren derdi yok herhalde bu konuda. Çok büyük profesyonel bir örnek daha çizgi çizdi. Oyuna sonradan girdi, gol attı. Gol atması dışında defansif önlemlerde yardıma gelmesi, geriye kadar müdahaleleri, rakip oyuncularla beraber koşu mesafesi kat etmesi gibi pek çok ben artı da gördüm. Yani herhalde as bir oyuncu, ilk 11 oyuncusu yedekten oyuna nasıl girer örneğini bence çok iyi çizdi Eren Derdi. Öyle olması lazım. Yani takım içindeki huzuru, dengeyi sağlayacak yeni oyunculardır. Yaptığı hareketlerle, tavırlarla oynayan ve oynamayan. Yani bunu bir takımın içindeki dengeleri sağlar. Yani sonradan giren oyuncu ilk 11 oynamış. Haftalarda 10-11 haftadır ilk 11 oynamış ve şimdi sonradan girerek o şişiliğini ortaya koyuyor. Yani sonuçta bu zamana kadar hizmet etmiş. Kaç tane gol oldu Eren'in? 4. gol. 4-5 mi oldu bu? Fazla. İlk 5 haftada 5 gol attı. 6. golü attı. Yani 6 gol etmiş bir oyuncu. 7 haftadır atamıyordu. 6. golü oldu. Bir suskunluk vardı. Yani belki de iyi de oldu.
Yani sonradan başlaması da onun için iyi oldu. Rakip belki sıkıntılı yaşadığı dönemde oyuna girdi, golünü attı. Ama senin dediğin gibi gösterdiği davranış çok örnek bir davranış. Tüm oyuncuların bunu yapması lazım. Çünkü içerideki dengeyi, huzuru sağlama adına buna ihtiyacı var Galatasaray'ın. Peki Ergun Pembe, Podolski'yi biraz daha çizgilerde seyretmeye alıştığımız için son dönemde söylüyorum ama eski takımlarında ya da Galatasaray'a geldiği ilk dönemde de en uç mevkide zaman zaman şans bulmuştu. Böyle bir maçın başını teknik direktör gözüyle yorumlayacak olursan nasıl Podolski profili buldun cuma akşamı? Podolski geçen sene de çoğu maçta böyle bu pozisyonda oynamıştı ama daha önceden biz Galatasaray'da oynamadığı dönemlerde de Podolski hep çizgide gördük. Oradan içeri kat edip o etkili şutlarını kullanan Podolski vardı. Gördük ki sırtı dönükken de oynayabiliyor, arkadaşlarına duvar olabiliyor. Bir de iyi oynamaya başladıkça daha da form grafiği yükselen bir Podolski görüyoruz. Mesela geçen senenin düşünün Sinader olmadığı maçlarda o sorumluluğu alan bir Podolski vardı. Ve de sahaya iyi yönde yansıtıyordu bunu. Ben Bursa maçında gayet iyi gördüm Podolski'yi. Kaldı ki takımın da iyi olması onun da performansını etkiliyor. Eğer takım iyiyse, arkadaşlarınız size olumlu toplar getiriyorsa, takımda coşkusu varsa siz de ister istemez o coşkuya ayak uyduruyorsunuz zaten. Podolski'de de onu gördüm. Zaten çok tecrübeli, çok kaliteli bir ayak. Podolski Galatasaray için önemli bir silah. %100. Bunu da ilave alacak. Podolski de orada, yani oynadığı mevki açısından soruyorum. Yani forvet oynadığı zaman Podolski'nin tek sıkıntısı biraz daha kenarlara gitmesi. Yani gol atmak için genellikle o iki direğin arasında olmak gerekiyor. Santrafor özellikle. Podolski biraz daha farkındaysan hep kenarları alıp içeri geçiyor. Bazen futbolcular kendi yani alışkanlıklarından vazgeçemiyor. Evet, genelde alışkanlık çizgide işte oynadığı için. Sıkıntı yaratabilir. Niye sıkıntı yaratabilir? Ama oraya giren oyuncu olursa o sıkıntı yaşamaz Galatasaray. Daha önceki haftalarda bu sıkıntı yaşadık. Oralara giren oyuncu sayısı çok azdı. Baktığında son 4 maçta hep topa sahip olan Galatasaray takımı. Ama nerede sahip? %70'lerde nerede sahip? Bazı oyuncular işte kalabalıktan kaçma adına kendine çizgiye atıyor. Topla orada daha rahat buluşup daha bir boş koridor yakalayabilirsin diye. O yüzden o alana Podolski'nin daha çok girmesi lazım. Şimdi iki tane soruyla devam edelim o zaman. Çünkü seyircilerimize yayının başında anonsunu yapmıştım. Futbol gündemi GS TV'de etiketine yorum ve sorularınızı bekliyorum diye. Seyit Erol isimli izleyicimiz demiş ki, ikinize de yönelteyim. Galatasaray Bursa maçı hariç biraz daha temposu düşük bir takım. Yürüyerek futbol oynuyor, tempo yapamıyor zaman zaman. Bunda takım kadrosunun yaşlı olması etken mi diye sormuş. Buradan devam edelim. Daha sonra da De Jong'un performansını ile ilgilendiren bir yorum daha var seyircilerimizin bir tanesinden. Onu da aktaracağım. Yaş tabii ki performans da önemlidir ama bu sizin yaptığınız sezon içindeki antrenmanlarla, sezon başındaki o aldığınız antrenman temposuyla da çok alakalı. Bir de oynadığınız oyunla çok alakalı. Eğer siz oynadığınız oyundan zevk alıyorsanız, skorlar da neticeler de olumlu yöndeyse bu sizin performansı çok daha artırır. Yani cuma akşamı onu biraz gözlemledik değil mi? Sanki Galatasaray tekrar böyle o coşkuyu, o arzuyu kazanma ama bütünlüğünü Galatasaray'ın tecrübesini de burada ortaya koydu. Çünkü ihtiyacı olan bir galibiyetti. Bu galibiyeti almak zorundalardı. Bunun bilincinde oynayıp tüm eforlarını sahaya yansıtmaya çalıştı Galatasaray takımı oyuncular olarak. Bireysel yeteneklerini de ortaya koydular. Çünkü bu maçı da kaybedildi veya puan kaybinde Galatasaray biliyordu ki önündeki maçlarda çok sıkıntılı anları onları bekleyecekti. Bu bilinçle sahaya çıkıp coşkularını sahaya yansıttıklarını düşünüyorum. Yani işte Beşiktaş maçından sonra da aynı şeyi söylemiştim. Beşiktaş maçındaki oynadığı oyunu, 60 dakikalık oyunu lige yayabilse Galatasaray takımı bu son Bursa maçıyla beraber çok rahat şampiyon olabilir. Çünkü o işte istek arzu takımın içinde olduğu var zaten bunu gösteriyor ama dönemsel ama gösteriyor. 7 haftalık periyotta bu coşkusu vardı Galatasaray takımın. Gençler Birliği maçından sonra işte Adana maçı çok kötü oynadılar dedin. Başakşehir maçında o tempo yoktu. Trabzon maçında istek vardı bir arzu vardı yani baskı vardı. En çok şut, en çok korner, en çok topa sahip olma Trabzon maçında ama skora yansımadı. Yani ben öyle bir netice zaten bekliyordum. Çünkü Trabzon'un sezon başından beri maçlarına baktığınız zaman rakibine çok pozisyon veren, defansif hatalar çok yapan bir takımdı Trabzon takımı. Ben Galatasaray takımının çok daha pozisyon bulabileceğini düşünüyordum o maçta. Maalesef üretkenlikleri daha azdı Galatasaray. Evet pozisyon buldu mu Galatasaray takımı? Buldu. Ama bana göre bulması gerekenin yarısını son dakikada bile Eren'in şutu direkten dönmüş. En azından puan alacaktı o maçta. Ya bazen kötü oynadığınız maçlarda puan aldım. Bu sizin hanenize iyi olarak yazılı. Düşünün Adana maçı bunlardan bir tanesi. Çok da iyi olmayan maçlardan bir tanesi. Çok iyi başladı ama 2-3'ü bulamayan Galatasaray belki beraber de kalabilirdi. Gençler de çok pozisyonu vardı Ankara'da. Yani bu oyunu en son Bursa maçı ve Beşiktaş maçındaki oyunu Galatasaray takımı son kalan 20-22 hafta, 23 hafta neyse buna yaydığı zaman baktığımızda bu periyotta Galatasaray çok rahat şampiyon olacak kadroya sahip. Ama işte ben her zaman söylüyorum bireysel performanslar devreye giriyor. Geçen seneden bu yana baktığımızda takım oyununda
çok gelişmeler var. O birlik beraberlik ortamı içinde, saha içinde, saha dışında da görüyoruz. Hani ufak tefek sıkıntılar olabilir kulüp içerisinde. Bazı şeyler yaşanabilir. Büyük maçlar oynuyorsunuz. Sinirler geriliyor ama işte bunu sezona yaydığınızda bunu yayabilecek takım kadrosu Galatasaray'da var. Bir de ben şunu gözlemledim. Bilmiyorum siz katılıyor musunuz? Galatasaray takımında bazı oyuncuların moral motivasyonu düştüğü zaman bu takımı olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Işte. Bireysel performans ona geliyor. Yani bugün Sneijder bu performansı, son oynadığı maçı performansını kalan maçlara yaysa, ki yayma şansı da var. Doğru o tecrübeye sahip. Fazlasıyla yapmışlığı var. Yani bir iki maç belki olabilir. Hani üç maç sıkıntı yaşayabilirsiniz. Belki gününüzde olmayabilirsiniz ama 20 maç oynayabilecek bir seviyede bir oyuncu zaten de. Oynamış, bunu göstermiş. Hı hı. Ve onun gibi bir aynı sorumlu olacak 3-4 tane oyuncu ona ayak uydurursa Galatasaray çok rahat şampiyon olacak. Kadroya, yönetime, her şeye sahip bir takım. Hatta ben bu Ergün Pembe'nin benzetmesine Yasin örneğiyle pekiştirmekte bulunmak istiyorum. Çünkü kadroda olmadığı iki maç mesela kaybedildi. Başakşehir, Trabzon. İkisinde de Yasin kadroda yok. Oynadığı maçlarda çok yüzdeli. Yani Yasin'in 11'de ya da 18'de olduğu maçlarda Galatasaray yanılmıyorsam 6 galibiyet, evet. 2 de beraberlik almış. Yenilgi yok. Ya yani hakikaten mesela bu oyunculara bir tanesini de Yasin eklemek mümkün. Ki milli takım performansına kadar son dönemde yükselmiş bir oyuncu. Moral motivasyonu biraz daha üst seviyeye çektiği zaman neler yapabileceğini defalarca fazlasıyla gösterdi. Evet, istikrar işte çok önemli burada. Yasin'in de bir istikrarsızlığı var aslında. Baktığımızda 2 maç çok iyi oynuyor, 3 maç çok iyi oynuyor. Sonra bir 2 maç ortalarda görünmüyor. İşte bunu istikrar haline getirirse oyuncular çok daha faydası olur takım adına. Orada bir de şimdi Sneijder, Yasin, Podolski üçlüsünün beraber oynama alışkanlıkları vardı. Evet. Geçen sene bu üçlünün yaptıkları ortada zaten. Yaşadığı sorunlardan dolayı belli bir süre kadroda bulunamadı. İlk 11'de bulunamadı Yasin. Bunun da en büyük eziklini, ceremesini kendisi çekti zaten. Etkili bir Yasin her zaman Galatasaray takımı için faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Galatasaray'ın Bruma'dan başka öyle etkili kanat oyuncusunun olduğunu düşünmüyorum. Kanat oyunu iyi oynayabilecek oyuncu şu anda Yasin. Boş alan bulduğu zaman gidebilen, gol vuruşu yapabilen, gol pozisyonuna giren bir oyunculardan bir tanesi Yasin. Onun için Yasin'in formda olduğu dönemlerde Galatasaray tabii ki öne iyi taşıyor ve aldığı neticeler de Galatasaray takımına yansıyor zaten. Bu arada az önce De Jong'la ilgili bir soru aktaracağımı söylemiştim. Hüseyin Yılmaz sormuş. De Jong'un performansının artması özellikle rakip blokları aşan direkt pasları Sneijder'i biraz daha öne itmiş olabilir. Ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Bu konuda bir İlyas seninle başlayayım istersen. Yani çünkü De Jong Selçuk ikilisi de gözlerin bu karşılaşmada üzerinde olan ikililerden bir tanesiydi. Genelde bu sezon Tolga ile beraber Selçuk'u seyrettik. Bir kere De Jong'la Selçuk'un oynamadığı bir dönemde aslında şunu tam tersini söyleyebiliriz. Yani De Jong'un onları itmesinden ziyade bende önceki oyuncuların daha o istekli, daha oralara girme isteği bence onları daha rahatlattı diye düşünüyorum ben. Çünkü hani oraya zorlayan oyuncu olmadığı zaman istediğiniz kadar orta sahada mecbur o zaman yan pasa zorlanıyorsunuz. İleride hareketlilik olmazsa, ilerideki oyuncular size alanı göstermezse, koşu yapmazsa siz de o topu mecburen yan pas yapmak zorunda kalırsınız. Ki son kalan 4 maçla da alakalı da hep bunu söyledik. Hep o yan pasların sebebi aslında ilerideki hareketsizlikten dolayıydı. Hep ayağa istenmesi, hep topa gelinmesi. Ya kimse boşa kaçmazsa tabii yani, topta dikine sürekli gitmiyor. Hep orta alanda bazı maçlarda bakıyorsun. Sneijder geliyor top istemeye. Bruma ayağını istiyor. Yasin ayağını istiyor. Ama geri arka alanda kimse o koşuyu göstermiyor. Dün akşam Real Sociedad Barcelona maçını seyrettim ki. Yani, Barcelona ucuz kurtuldu yani. Fazla ucuz kurtuldu ki Real Sociedad takımı inanılmaz. Hem savunmada hem hücumda. Rakip arkasına nasıl deparlar atılıyor. Boş koşular yapılıyor. Rakip arkadaşı atmasa dahi onu çok deniyor. Sürekli deniyorlar adamlar. Yani o yüzden bizde bu sıkıntı neden? Bruma aslında çok yetenekli bir oyuncu. Defalarca söylüyoruz. Belki hep aynı şeyleri söylüyoruz ama doğru bir tane. Baktığın zaman Bruma bazen de topsuz oyunu tercih etmeli. Yani gelip yalancı koşu yapıp rakip arkasında kim yakalayabilir ki Bruma'yı bu Türkiye Ligi'nde o süratle? Kimse yakalayamaz. Bazen de topsuz. Çünkü bir oyuncu geçtiğinizde arkadan kademe geliyor. Yani iki oyuncu geçebilirsiniz en fazla. Üçüncüsünde size bunu imkan vermezler. Halı saha oyunu yok. Tabii ama bazen de topsuz oyunda siz gösterip rakip arkasında koşuları denediğinizde bunu atacak oyuncular da var. Gerçekten Selçuk'un performansı düştü. Ben %50'sinin bu yüzden düştüğünü düşünüyorum. Yani öyle oyuncular vardı. Burak'la oynuyordu. Umut'la oynuyordu. Burak ayağını almayı sevmeyen bir oyuncu. Sürekli arkaya koşan bir oyuncu. Mecbur o Selçuk'u zorluyordu yani bana at bana at diye. Şimdi Selçuk da olmadığı için hep yan pasa dönmek zorunda kalıyor. O büyük etken olabilir. Onun dışında tabii ki şimdi orada De Jong'la Selçuk'un işini çoğu zaman çoğu maçta Sneijder yapmaya kalktı. Çok gerek. Eğer bu oyuncular Sneijder'i öne doğru itmezse Sneijder'in gelip defansın arasına top almasına gerek yok ki. Orada o işi yapacak iki oyuncum evet. Var zaten. İşte oraya geldiği bir tanesi Selçuk. Üçüncü bölgedeki etkinliğe gidiyor. Evet. İşte üçüncü bölge. Bu maçta ne gördük?
üçüncü bölgedeki etkinliğini gördük Şener'de. Evet. Neden? Çünkü ön tarafta oynadığı için. De Jong'la orada Selçuk alıp, Selçuk onlara asist yaptığı zaman Şinaydin'in daha etkili olduğunu gördük. Demek ki bundan sonraki maçlarda Şinaydin ne yapacak? Topu geriden almayıp biraz daha çok üçüncü bölgede topla buluşmaya, on numara görevini oralarda yapmaya çalışırsa Galatasaray takımı... Ama Snyder neden işte geriye gelip top alıyordu? Yani istediği topları bir türlü alamadığı için. Alamadığı zaman işte da öne gidiyordu. Öyle oyuncu... Demek ki orta sahadaki o ikinci bölgedeki oyuncuların biraz daha daha dikkat dikine oynaması gerekiyor. Schneider'da o sabırsızlık var. Aslında kötü niyetli değil Schneider. Sürekli bir şeyler yapmaya ihtiyacını duyuyor kendi adına. Top gelmediği zaman geriye geleyim, oradan top kurayım. Bir an önce topu ileriye oynamak istiyor. Oynamak istiyor ama bazen sabırlı olmak gerekiyor. Bazen o orta saha ve stoperlerin arasında gezerek orada topla buluştuğu zaman daha değerli. Çünkü orada buluşması demek kaleye yakın olması demek. Şut atabilmesi demek, ara pası atabilmesi demek. Ama orta sahanın gerisinde buluştuğu zaman en fazla yapacağı top ya kenarlara uzun top veya yanındaki arkadaşına yan pas verip tekrar ileriye gitmek. Gerçekten sevgili Ergün. 23 puan toplayan bir Galatasaray var. Tabii geçen ki şu sene an 22 puan 22, toplamış. Ondan önce de 21 puan toplamış. Yani 2012'de de 2013'te de şampiyon olunan sezonlarda da daha altında kalmış. Bu kadar eleştiri tabii ki. Yani Fenerbahçe derbisi kimse kaybetmek istemezdi. Trabzon maçı, İçeride, Başakşehir Trabzon, maçı. Başakşehir evet o kayıplar maçta var. Ama bu sene de ligin durumu belli ki. Başakşehir'de, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de hatta Bursaspor'da sonuna kadar zorlayacak gibi gözüküyor. Tabii Başakşehir'in bu çıkışını kimse beklemiyordu ama uzun vadede baktığın zaman geçmişten bir gelişi var. Son zamanlarda ligi hep dördüncü sırada bitiren, sürekli yükseliş içinde olan bir Başakşehir vardı. Bu sene de bunun zaten ekmeğini yiyor Başakşehir. Evet. Uzun zamandır aynı kadroyla oynayan, sadece bunun içine birkaç tane yetenekli oyuncu katan bir Başakşehir izliyoruz. Evet, geçen sene Galatasaray takımı 22 puan toplamıştı. Yine 2 mağlubiyeti vardı. Şu anda da 23 puanı var ama 2 mağlubiyeti var Galatasaray takımının. Belki... Şundan biraz eleştiri olabilir. İçeride kaybedilen maçlar oldu. Bunun dışında geçen sene birincinin kaç puanı vardı Galatasaray'ın 22 puanı varken bilmiyorum ama şu anda Galatasaray'ın 23 puanı varken Başakşehir'in 30 puanı var. Evet. Belki bu aranın biraz 7 puanlık sürecin açılması yani belki. Başakşehir'de biraz fazla ekstra puan aldı. Sayın Nasipoğlu tekrar hattaymış Ergüncüm. Devam edeceğiz. Sayın Nasipoğlu tekrar merhabalar diliyorum size. Merhaba. Evet, şu an sesiniz çok daha net, sağlıklı geliyor. O zaman izninizle baştan alalım. Ben az önce size bu kadar eleştiriyi Galatasaray Futbol Şubesi olarak hak ediyor muydunuz diye bir soru yöneltmiştim. Buyurun. Evet, dediğim biraz evvel dediğim gibi 3 maç üst üste yenilince hele bu Fener maçındaki bu kötü futbol tabii ki hem taraftarımızın hem bizlerin moralini bozdu. Ama dediğim gibi bu eleştirilerin büyük bir nedeni medyada maalesef Galatasaray'ın temsilcileri çok az derecede var. Yani baktığımız zaman TRT'ye, NTV'ye ve Lig TV'de yani Galatasaray'ın bir tane temsilcisi yok. Tabii onlar kendileri çalıyorlar, kendileri oynuyorlar. Siz daha önce de bir serzenişte bulunmuştunuz ama en azından biz böyle futbol analiz programlarında gördüğünüz gibi Ergün Pembe bunları, gibi, İlyas Kahraman gibi çok değerli Galatasaraylı yorumcuları çıkartmaya çalışıyoruz. Bunları spor müdürleriyle de konuşuyorum. Evet, çok haklısınız diyorlar. Fakat hiçbir şey değişmiyor. Sonuç yok. Evet, aynı hakemlerdeki gibi. Evet, bugün hatta şu anda sevgili Ergun Pembe'nin önünde bir gazete var. Onu ben de rica edeyim. Açık Mert Korkusuz gazetesi bugün arka sayfasını tamamen bu olaylara ayırmış Sayın Nazifoğlu. Biz de sabah programında değerlendirdik. Üçüncü haftadaki Kayseri maçından bu hafta kazandığımız Bursa maçına kadar, 12. haftaya kadar tek tek maçlarda Galatasaray aleyhine yapılan hatalarla ilgili. Bu konuda sizin de değerli bir yorumunuzu rica ediyorum. Yani ben artık bunun yani kasıtlı olduğuna inanmaya başlıyorum. Maalesef bunlar artık hata olmaktan çıktı. Çünkü pozisyonlar çok net. Herkesin böyle rahat böyle görebileceği, hemen takdirini edebileceği pozisyonlar. Yani bilmiyorum ama bu bundan sonra daha sert davranacak. Yani bunu söyleyebilirim. Yani illa ortamı germek gerekiyor mecburen değil mi? Anlaşılan şimdi, Türkiye'de bu sistem var. Farkındaysanız biz ortamı germemek için hep böyle hafiften dokundurarak bugünlere geldik. Ama hiçbir şey değişmiyor. Ya bu kadar mı denk gelir hep aleyhimizde bu işler, diğer rakiplerimizin lehine? Yani artık ben burada bir hatadan çok başka şeyler olduğunu da düşünüyorum. Hayır, birebir birbirinin kopyası gibi gözüken pozisyonlar var. Mesela Beşiktaş, evet, Beşiktaş X takım maçında, Galatasaray X takım maçında birinde verilmiş, birinde niye verilmemiş? Evet. Bir futbol sever olarak herkes bunu merak ediyor. Yani bilmiyorum. Yani bunu Merkez Hakem Komitesi'nin toplanıp hocalarıyla konuşması lazım.
Peki bu cuma akşamki takım oyun coşkusundan biz de değerli yorumcularımızla bahsediyorduk Sayın Nazifoğlu. Fenerbahçe derbisinden sonra tabii önemli görüşmeler yaptınız futbolcularla, birebir de görüştünüz, toplu olarak da konuştunuz. Neler değişti? Buradan bir iki cümle ilave eder misiniz yorum olarak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hafta içerisinde takımda gruplaşmaların olduğu, birbirleriyle konuşmadıklarıyla ilgili birçok haberler çıktı. Ama sizi temin ediyorum ki bunların hepsi yalan haberler. Yani şimdi şöyle, şimdi Ergün de oradaysa o da bu konuda onaylayacaktı. Yani şimdi bir üç mağlubiyet olduğu zaman bir samimi arkadaşlar daha böyle birbirleriyle de konuşmaya başladılar. Yani bu gruplaşma demek değil de daha iyi anlaştığı kişilerle daha fazla vakit geçirirler. Yani bu gruplaşma demek bir, yani birinin oynayıp birinin oynatmaması falan, pas vermemek, selam vermemek, böyle şeylerdi. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Tabii ki insanlar çok üzüldü, moralleri bozuldu. Biraz daha işlerine kabuklarını çektiler. Şimdi bizim yaptığımızda onları bu moralsizlikten çıkarıp yeniden bu Bursa Spor maçına hazırlaması. Bu da hoca, teknik heyetle beraber, başkanımızla beraber, idarecilerimizle beraber başarılı bir çalışmalar yaptık. Ve bu çalışmalardan dolayı da gördüğünüz gibi yolumuzda çok güzel bir şekilde devam ediyor. Peki son olarak şunu sorayım. 4 maç kaldı. Tabii son 17. hafta Konya maçını bir kenara ayıracak olursak Kasımpaşa deplasmanı, Antep gelecek. Ankara'ya gidiyor Galatasaray Osmanlı Spor maçı için ve Alanya Spor'la Arena'da karşılaşacak maçlar. Bu etapta alınabilecek bir 12 puan var Sayın Nazifoğlu. Zirveyi nedenli etkiler size sormak isterim. Çok etkiler tabii. Şimdi mesela önümüzde bir derbi maçı var. Yani o derbi maçında rakiplerimizden birisi veya ikisi mutlaka puan kaybedecek. Daha sonra da zor maçları olacak. Bizim maçlarımızda tabii sonuçta 12 puanı almamız lazım. Bu tür konuşmaları yapabilmemiz için. Ben inanıyorum bizim 12 puan alacağımıza. İnanıyorum. Takım olaraktan da inanıyoruz. Hem teknik heyet hem futbolcular olarak. Ben inanıyorum ki artık yeniden çıkışa geçecek takımımız. Sayın Nazifoğlu, canlı yayın konuklarım Ergün Pembe ve İlyas Kahraman yanımda. Bilmiyorum ses sorusu varsa alayım. Öyle, yoksa sizi... Çok selam kardeşlerime. Ben teşekkür ediyorum. Var mı Ergüncüm? Yok, kalan maçlarda başarılar diliyoruz. Başarılar Levent abi. Sağ ol. Peki sağ çok teşekkürler sağ Sayın Nazifoğlu açıklamalarınız için. İyi günler diliyorum size. Evet sevgili seyirciler. Sayın Nazifoğlu her zamanki gibi yine objektif şekilde değerlendirmelerini yaptı. Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi canlı yayınımıza katıldı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sevgili Ergün Pembe, bence en kritik, enteresan söylemi az önce senin de ifade ettiğin gibi. Çok da yaşadığınız gibi İlyas da bilmiyorum yorumda bulunacaktır. Birkaç maç üst üste kaybedilince yani o gruplaşma görüntüsünde aslında çok farklı noktalara varılabilen bölümler oldu. Çünkü biliyoruz ki daha çok samimi olan oyuncular birbirleriyle beraber olurlar. Yemek masasının biri sağ tarafında oturur, diğer kısmı belki sol tarafında oturur ama bunu farklı noktalara çekmek herhalde biraz Türk basınının her zamanki gibi zaten basının en büyük işi bu. Bunu da yapmak zorundalar. Neden yapmak okunmak zorundalar? Için, yani okunmak için, reyting alabilme adına bunları yapmak zorundalar. Kaldı ki eğer siz büyük takım olarak üst üste mağlubiyetler aldığınız zaman İster istemez malzeme vermiş oluyorsunuz. Onlar da bu malzemeyi aldıktan sonra çeşitli yorumlarda bulunuyor. Nedir? İşte bunların en büyük bir tanesi, en büyük zaten takım içinde gruplaşmalar var. Birbirini sevmeyen oyuncular var. Bunlar çok doğal şeyler. Kaldı ki biz üst üste 4 sene şampiyon olduğumuz dönemde de bizim takımda da birbirini sevmeyen oyuncular vardı. Ama o sahaya çıktıkları zaman birbirleriyle için mücadele eden oyuncular vardı. Çünkü orada sağ içi başkaydı, sağ dışı farklıydı. O sahaya çıktığı için ortak bir amaç var. Doğru. O sahada başarılı olmak. Ya sevmek birbiri farklı için bir şey, mücadele göstermek etmek farklı bir ben şey. Ben seni sevmeyebilirim. Ama ortak bir başarı için mücadele ediyorsak %100. Orada birlikte mücadele etmek zorunda. O bilinçtelerdi. Tabii ki şu anda takımın içinde belki birbirini sevmeyen oyuncular vardı. Bu da en doğal sevmeyelim olan bir şey. Sevmeyelim demeyelim de anlaşamayalım. Ailede bile. Yani anlaşamayalım. Yani bu aile içinde bile olan şeyler bunlar. Ama oraya çıktıkları zaman, o aranaya çıktıkları zaman ben inanıyorum ki o futbolcular birbirleri için mücadele ediyor. Ortak hedef için çünkü kazanmanın verdiği o hazdan büyük bir şey olabilir mi? Hele Galatasaray hangi futbolcu yani zaten kaybetmek ister? %100. Takımın başarısız olmasını ister. Ben buna katılmıyorum. Onun için tabii kötü giden maçlardan sonra böyle yorumların bulunması gayet normal. Önemli olan burada futbolcuların bunları okuyup etkileniyorlar mı, etkilenmiyorlar mı? Onların verdiği tepki çok önemli. Bu tepkiyi de verebilmenin en iyi yeri çıkıp sahada en iyi şekilde mücadele edip yani sözle mikrofona ya da gazete mensuplarına demeç vermek değil ki
Sayın Riker'in toplantısında hafta arası ve Kaptan Selçuk'un konuşmalarında en çok o soruldu. Yani sanki her yazılan yazı okunuyor, her ekranda yapılan yorum izleniyormuş gibi bir hava esinmeye çalışılıyor. Sen de çok iyi biliyorsun. Sevgili Yas da herhalde ilave eder. Bazı noktalarda kulakları tıkamak herhalde için en güzel kısmı. Ya, kulakları tıkacaksın tabii ki ama Ergün abin dediği gibi sen takım içerisinde ben bunu görmüyorum ki. Çünkü böyle bir şey olsa bu takımın bütün maçlarının bütün sezon başından bu yana hep denk gelirdi veya böyle bir sıkıntılar yaşadığını hissederdik. Ama öyle bir şey onun olduğunu zannetmiyorum. Çünkü birbirini sevmeyen, birbirinin arkasından kuyusunu kazan veya sıkıntı yaşayan bir takımın çıkıp Bursa maçında da böyle bir futbol ortaya koyması da kolay değiller baktığınız zaman. Yani o yüzden güçlü takımlardan bir tanesiyle oynuyorsun. Yani burada birbirini sevmekten ziyade saygı göstermek çok önemli. Kesinlikle. Saygı varsa o takımdan hiç korkma, hiç arkanı dön, şampiyonluğa hedefe kilitlen yani. Hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ve ben bunu da hiç görmedim sezon başından beri. Hatta defalarca da burada kamp dönemi, ondan sonrası takımın gelişi, buradaki Ağustos'tan beri sen devamlı çok yakından takip ediyorsun. Söylüyorum, takip ediyorum ve bunu da gördüğümü de söyledim defalarca. Bu tür maçlardan sonra klasik Türk basınının yapmak istediği şey ortada. Bu tuzağa düşmemek lazım. Evet. Ama akıllı, mantıklı, sakin davranmak lazım. Ve bunu da Galatasaray takımı bu hafta gösterdiği performansla herkese iletmiş oldu. Bundan sonrası da inşallah yine aynı şekilde çıkış içerisinde girer. Böyle bir şeyler çıkış içinde olduğunuz sürece de bunların konuşulmayacağını da zaten göreceğiz. Doğru. Peki bir tane seyircimizin sorusuyla yönelteyim ki az önce Sayın Nazifoğlu'na da sormuştum. Ben önümüzdeki 4 maçı da alıp toplamda da Konya maçı dahil 5'te 5 yapacağımızı düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz demiş Hüseyin Aykaç isimli seyircimiz. Ergün Pembe seninle başlayalım. Maçları saydım. Yani pazar en zorlu maç burada Ankara'da olan Osmanlıspor maçı en zor olan maçlardan bir tanesi olacaktır. O maçta da eğer Galatasaray kompak oynarsa boş alanı çok seven bir Osmanlıspor takımıyla oynayacak. İleri üçlüsüne baktığınız zaman çok çabuk atağa, kontra atağa çıkabilen oyuncu portveyine sahip bir Osmanlıspor var. Eğer Galatasaray takımı orada akıllı oynarsa, boş alan fazla vermezse Osmanlıspor'a, saydığınız maçların içinde en zoru Osmanlı. Evet. O maçı da üstesinden geleceğini düşünüyorum. Tabii hava şartları da burada çok önemli. Bir de Osmanlı'nın Avrupa'ya devam etmemesi şimdi bir sonraki maç haftası belli olacak. Evet. Bükreş'ten moralsiz ve mağlup döndüler. Ama tabii kendi kaderlerini belirlemek ellerinde. Zürih'i yenerlerse çıkacaklar. Ama tabii ki her maç çok zor. Kesinlikle. Eğer siz mücadele etmezseniz, kesinlikle, kalitenizi sahaya yansıtmazsanız kazanmanız çok zor. Ama şu periyotta baktığım zaman Galatasaray'a en çok zor olacak takımlardan bir tanesi Osmanlıspor olarak görüyorum. Kasımpaşa da tehlikeli bir takım. Hatta geçen hafta bu hafta da hatta Kasımpaşa'nın değil mi? Sen maçına gitmiştin. Pakistan maçında da verilmedi. Derbi maçına da gittim. Yükselişi var. Yani derli toplu bir takım. Beraber oynamaya, yani beraber hareket ediyorlar. Mücadele güçleri yüksek. Bir de büyük takımlara karşı daha ayrı bir motive oluyorlar. Evet. Yani Karabük maçında da geriye düşmelerine rağmen maçı 2-2'ye kadar getirdiler ki kazanabilirlerdi. Kaliteli bir takım. O takımdan da sıkıntı görüyorum açıkçası o maçla alakalı. Ama Galatasaray istediği sürece, motivasyonunun iyi olduğu sürece, aynı Bursa maçı, Beşiktaş maçındaki gibi oynadığı sürece, bunu defalarca söylüyorum, hiçbir takım karşısında duramaz. Şöyle bir, o zaman az önce Sayın Nazifoğlu ile konuşurken ki gazeteyi sayfasını bir kez daha sevgili Hayati'den rica edeyim ekrana versin. Kısa kısa üstünden geçelim, tek tek durmayalım ama Ergün Pembe bugün baktığımız zaman sabah programlara detaylı irdeledik. İşte 3. haftaki Kayseri Galatasaray maçı, bir pozisyon var orada Yasin Öztekin'in Levent Gülen tarafından düşürülmesi. %100 penaltı gözüküyordu ama devam dendi. 4. hafta arenadaki Galatasaray Rize maçı, yine İsmail'in Yasin Öztekin'e net bir darbesi var. Burada devam kararı çıkmıştı. 6. hafta Galatasaray Antalya maçı, 17. dakika Deniz Kadağan attığı kafa golündeki offside tartışmaları. 9. hafta Adana'daki Adana Galatasaray maçında skor 0-0 iken kritik bir hata. Yine 8. hafta Galatasaray Trabzon maçı, Endoye'nin tartışmalı gol pozisyonu. Mehmet Topal'a penaltı çalınmıştı devamında. Fenerbahçe Karabük maçındaki 0-0 devam ederken burada Podolski'ye benzeri yapıldığında devam dendi. Penaltıya hükmedilmedi. 12. haftaki Galatasaray Bursa ve 10. haftadaki Galatasaray'ın kaybettiği Başakşehir maçları, Emre Belezoğlu'nun hakemle olan tartışmaları ve kartların çok geç çıkması gibi pek çok, yani çifte standart var. Belki yorum olarak dediğimiz gibi hakemler o anda onu öyle görmüştür, öyle yorumlamıştır diyeceğiz ama benzer birebir karbon kopya pozisyonlar var. Vodafone Arena'da çalınır. Türk Telekom Arena'da neden çalınmaz? Sarıcıoğlu'nda çalınır. Bursa'da niye çalınmaz diye merak ediyorum.
Yani ben art niyet aramak istemiyorum. Çünkü hakemlerimizin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bu hatalar sadece bu sene, bu sezon başından beri yapılmadı. Geçen sene de vardı. Ondan önceki sene de vardı. Geçen sene en çok yenen takımların başında Trabzon geliyordu. Kasımpaşa geliyordu biliyorsunuz evet. ki. Yani çoğu teknik direktör bunların yüzünden puan sıralamasında değişik yerlerde bulundular. Çok acı çektiler. Bu sene de bunlardan bir tanesi Galatasaray takımı. Dediğim gibi ben hakemlerin art niyetli olduklarını düşünmüyorum ama çünkü hakemlerimize aldıkları bir eğitim var. Hepsi aynı eğitimi alıyorlar ama hepsinin yorumu farklı. Ben bunu anlayamıyorum sadece. Yani, kurallar hepsine aynı kural evet, ama aynı uygulamaya gelince aynı kuralları görüyorlar, işliyorlar ama uygulamaya gelince hepsi farklı uyguluyorlar. Hele bunu çalan aynı hakemse iyice artık paradoks oluyor. Tabii. Yani Bursa maçındaki Barış Bursa'da çaldığını Antalya'da yani çalmıyor. Bursa maçındaki Barış Hoca'yı da mesela beğenmedim. Kritik pozisyonlar vardı işte. Verilmeyen penaltı vardı. Belki Podolski'nin pozisyonuna da kırmızı kart gösterebilirdi evet. dirsek olayına. Verebildim yani onun performansını da çok beğenmedim. Dediğim gibi belki alt niyetli olduklarını düşünmüyorum ama kafamdaki benim tek soru şu. Aynı eğitimi alıyorsunuz, aynı şeyleri görüyorsunuz ama uygulamada niye farklı davranıyorsunuz? Bu kadar zor mu? Tamam hakem gününde olmayabilir. Futbolcu da çünkü gününde olmadığı zaman kötü oynuyor. Hakem kötü yönetebilir. Onun dışında geçen sene çok takımın canı yandı. Şampiyonluğu da etkiledi bu küme. Düşme hattını da hele altlıkları hiç konuşmayalım. Ben yani. Geçen sene o kadar çok maç girdik mi çıkamayız orada. Tabii orada bir Mersin maçı vardı. Mersin Gençler Birliği maçı. Hayır yani kameraların yani. Yayınlamadığı ya da bir tek tabii. muhabirin bile gitmediği maçlarda neler oluyor neler? Yani maalesef yani. İşte bizim nasıl şu anda altyapılardan oyuncu çıkaramadığımız gibi arkadan gelen evet. hakemler de çok sıkıntılı. Test hakemleri resmen evet. yani 3. lig maçlarında düdük çalan o genç arkadaşlarımız tabii ki saygı duyuyorum. Hakemlik için mutlaka basamak basamak geçmeleri gerekiyor bazı evrelerden ama orada öyle kıyımlar yapıyorlar ki. Yani onların işi de çok zor aslında. Zor. İki takım futbolcularla uğraşıyorsunuz, seyircilerle uğraşıyorsunuz, üzerlerinde acayip baskı var. Onların işi de zor ama bazen bakıyorsunuz ki inanamayacağınız pozisyonlara enteresan yorumlarda bulunuyorlar. Yani bir hakemin yapmaması gereken yorumlarda bunu bu zaman kafanızda sizin şüphe uyandırıyor işte. Zaten gördüğünü çalarsa hiç sorun yok yani. Aynen öyle. Gördüğünü çalmak, oyun içinde tatlı dilli olmak, oyuncuları iyi yönetebilmek bu o çok önemli. O otoriteyi tatlı sert ayarlayabilmek. Yani o otoriteyi sağladığınız zaman zaten başarılı oluyorsunuz. Cüneyt Hoca'nın en büyük artılarından bir tanesi de bu diye düşünüyorum. Ki Cüneyt Hoca da tartışılamıyor. Yani Cüneyt Hoca bile en Türkiye hakem bile tartışılıyor bir tartışabiliyoruz. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin en üst seviye maçlarını yöneten hakem Türkiye'de devamlı eleştiri ama konusu. Ama dediğim gibi her zaman formda olamıyorsunuz. Yani o da futbolcu gibi düşün yani. Sonuçta. Aynen öyle. Bir maç çok iyi, konsantrasyon iyi, bütün pozisyonlara hakim. Bir maç bakıyorsunuz, o gününde değil. Yani hep pozisyonlardan uzak hata yapabiliyorlar tabii. Ya bazı pozisyonlarda mesela televizyonda bile bakıyorsunuz, pozisyonu çözemiyorsunuz. Hı. Evet offside pozisyonları var ama milimetrik offside'ler var. Bakıyorsun Piora'sına falan. Hakemin orada canlı gözle o çıplak, tabii. o atmosferde onu görmesi çok zor. Evet. Offside verebilir de, offside olmayan pozisyonu da offside de verebilir. Ama işte bunların yani ufacık pozisyonları, o kritik pozisyonları evet. fazla irdelememek ama lazım işte bunların ama bari fazlalığı Galatasaray'a denk gelmemesi lazım yani. Galatasaray takımı üst üste Sayın Nazifoğlu'nun söylediği gibi yani kesinlikle. Devamlı aynı takım olursa, aleyhine çalınırsa işte soru işaretleri yani. Yani çok artar. Galatasaray tabii. olarak düşünmemek lazım. Yani ligde bulunan yani diğer takımlar için de geçerli. Ya, biz burada için. Galatasaray'ı konuştuğumuz için hani bu çoğaldığı zaman, fazlalaştığı zaman senin puan almakta puan alırken sana bunlar etki ediyorsa yani işte bir takımın kazanmasında yani. Bence hakem faktörü olmaması lazım. Evet. O takım bileğin hakkıyla objektif olsun yani. Herkes. Kesinlikle. Sonuçlar neyse tamamen kabullensin ve yoluna devam etsin. Reklam arasına girmeden o zaman çok kısa şu bölümü de konuşup böyle bitirelim. Şimdi en çok soru işareti tabii ilk 11'de devamlı görmeye alıştığımız Karol, Eren, Tolga. Bu üçü de karşılaşmada yoktu. Kavanda kart cezasıydı ama Kavanda genelde zaten yedek kulübesinde oturan bir oyuncu. Karol şimdi, da kart cezası değil mi? Evet yani Karol yoktu, Eren Karol. Yoktu. İlk 11'den bahsediyorum daha çok sık gördüğümüz maçlar. Ben Kavanda dedin zannettim. Kavanda da cezalıydı. Cezalıydı. Ekstra onu da söyledim. Ama bu oyuncular sız bir kazanım Bursa maçı 3-1. Şimdi bundan sonra Kasımpaşa maçında daha farklı bir recurring 11 olur mu yoksa mesela Lines solda ters kanatta oynamaya devam mı eder? Orta saha De Jong Selçuk bozulmaz mı? En uçta Podolski'yle mi başlar? Eren'i yine yedek bitirici güç olarak mı tamamlar kafasında? Hafta içi antrenmanlar mı bunu sevgili Ergun Pembe belirler yoksa hocanın kafasında bu galibiyet bir şeyleri şekillendirmiş midir? Yani bazı hocaların kafasında iyi oynayan takımı ertesi hafta devam ettirmek vardır her zaman. Belki bir oyuncu değişikliği olabilir. Bu da nedir belki? Eren'i oynatabilir. Karol denecek. Belki sol bek deliniz.
Ama genelde Udinese gayet iyi oynadı yani. Evet. Ya iyi oynayan oyuncuyu motive etme adına takım kazanmışsa tekrar ertesi hafta oynatılmasından yanayım. Burada tabii ki son kararı verecek kişi Rikenik'tir. Orada tek sıkıntı Karol'ün mevkisi. Yani Lines çok iyi oynadı orada ama bir sol ayaklı bir oyuncu değil. Değil ama mesela Karol de şu ana kadar böyle bir alternatifsizmiş görüntüsü o da var. Bir rehavete belki kapılmasına yol açmıştır. Oldu ki Fenerbahçe maçında da yediğimiz gol ve onun öncesinde kaçırdığı oyuncular da göz ardı edilemez. Gerçekten de bazen de hak eden oyuncuyu devam ettirmek gerekebilir. Ama bütün sezon boyunca da Lines sol bekte oynar mı deseniz o da benim kafamda soru işareti. Evet. Ama Karol'ün biraz daha kendine gelmesi adına belki bu maçta da Lines'le devam edebilir ki ikinci maçın performansını da bekleyebilir hoca. Bu performansı eğer yine sürdürebiliyorsa belki de o oyuncuyla gidebildiği yere kadar devam edebilir. Ama onun akabinde normalde oranın oyuncusu şu anda baktığımızda Karol. Ha, başka bir düşünceye de girebilir teknik adam. Hakan Baltay'ı da orada değerlendirip çift stoper. Ne zamandır onu düşünmedim. Yani ben aslında Galatasaray'ın size olarak yani en boy ortalaması olarak Hakan Baltay'ın sol kenarda da oynayabileceğini ve iki stoperi artık Şevcu mu olur, Serdar mı olur yoksa diğer stoperin Semih Şevcu. Ama Hakan Baltay'ın uzun bir aradan sonra orada sol bek oynamaktan mutlu olacağını düşünmüyorum ben. Sol stoperde oturmuş bir stoper olarak bir de orası orada mutlu olacağını düşünmüyorum. Uzun mevkiye bir de git gelleri falan olan bir yer olabilir. Ama Lines'in performansı oradaki seçeneği güçlendirecek. Alternatif yarattı. Ümit Ezat'ı düşünün Fenerbahçe'de. Ters ayaklıydı ve sol bekte. Bir de şimdi tabii birazdan reklam arasından sonra konuşuruz. Mesela çarşamba günü burada oynanacak Elazığ maçı da bir rotasyon yapma ve farklı şeyleri tekrar deneyebilme şansı adına Rikerik için bir koz olacak. O zaman isterseniz bir araya geçelim. Hem diğer maçları da konuşacağız reklamlardan sonra sevgili seyirciler. Turgay Şeren sezonunda 12. hafta birbirinden heyecanlı maçlar vardı. Değerli yorumcularımızla onları da sizlerle beraber konuşalım istiyoruz. Sonrasında kupaya da biraz bakacağız ama önce kısa bir reklam arası. Tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Futbol Analiz programımızın canlı yayını reklamlardan sonra devam ediyor. Sevgili konuklarım Ergün Pembe ve İlyas Kahraman'la 12. haftayı değerlendiriyoruz. Futbol gündemi GS TV'de etiketimizde ekranlarınızda gördüğünüz gibi değerli seyircilerimizin sizlerin yorumlarını sorularını da program içinde aktarmaya çalışıyorum. Önce 12. haftanın genel görünümüne bir bakalım. Sonuçlarla beraber puan durumuna ve 13. haftaya ekranlara gelsin. İşte Alanya Spor Kayseri Spor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray'ın Bursa Spor'u 3-1 ile geçtiği gün yani 12. haftanın açılış maçlarıydı bunlar Cuma akşamı. Cumartesi Karabük Spor Gaziantep Spor'u 2-0. Akhisar Belediye Kasımpaşa'yı 1-0. Antalya Spor Adana Spor'u aynı sonuçta yenmeyi başardı. Beşiktaş Başakşehir maçı haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasıydı. 1-1 bitti. Dün oynanan maçlarda Gençlerbirliği Trabzonspor'la golsüz berabere kaldı ki Ankara ekibi neredeyse 60 dakikalık süreyi rakibine göre eksik tamamlamasına karşın ve Fenerbahçe yenik duruma düştüğü karşılaşmada Rize Spor önünde 5-1'lik galibiyet aldı. İki UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Konya Spor'la Osmanlı Spor'da 20'de bu akşam karşılaşacak. Bu sonuçlardan sonra zirve değişmedi. Başakşehir aldığı 1 puanla 30 puan yaptı puanını ve liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Beşiktaş 2 puan gerisinde 2. sırada. Fenerbahçe 24 puanla 3. Galatasaray aldığı galibiyetle puanını 23 yaptı ve 4. sırada zirve yarışının içinde Bursa Spor'u geride bıraktı Galatasaray. Yeşil Beyazlar 21 puanla 5. 6. Karabük Spor'un 17 puanı var. Maç eksiğiyle Konya Spor 16 puanla 7. Gençlerbirliği 15 puanla 8. Yine maç eksiğiyle 15 puanlı Osmanlı Spor'u görüyoruz 9. sırada. Antalya Spor üst üste aldığı 1-0'lık galibiyetlerle son sıradan 10. sıraya kadar tırmandı. Rıza Çalınbay'la 15 puan yaptı Kırmızı Beyazlar. Bir başka Antalya ekibi Alanya Spor 14 puanla haftayı 11. noktalıyor. 13 puanla Akhisar Belediye uzun süre sonra onlar da kazandı. 12. basamakta ve Kasımpaşa Galatasaray'ın gelecek haftaki rakibi 12 maçta 12 puan topladı. 13. sırada Trabzonspor bir hayli gerilerde aldığı bu 1 puan Bordo Mavileri sadece 12 puanla 14. ligde yer tutabiliyor. Gaziantep Spor 11 puanla 15. ve düşme hattında Rize Spor 10 puanla 16. Kayseri Spor 9 puanla 17. Son sırada Adana Spor 6 puanda kaldı. Ligin yeni ekibi bu gidişle tekrar TFF 1. Lig'e
geri dönecekmiş gibi bir izlenimi var ilk 12 hafta itibariyle. 13. haftaya da bakalım programa. Öyle değerlendirelim bütün maçları. 13. haftada karşılaşmalar Başakşehir-Antalya Spor maçı 3 Aralık'ta saat 14'te oynanacak. Aynı gün Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi bir hayli ilgi çekecek gözüküyor zirve açısından. 4 Aralık günü Alanya Spor-Konya Spor maçı 13.30'da. Osmanlı Spor-Karabük Spor ve Gaziantep Spor-Akhisar Belediye maçları 16'da başlayacak. Galatasaray Kasımpaşa'nın konuğu olacak saat 19'da. Aynı saatte Adana Spor Gençler Birliği'ni ağırlayacak ve 5 Aralık saat 20'de 2 maç var. Bursa Spor, Rize Spor, Kayseri Spor, Trabzon Spor maçlarıyla 13. haftayı noktalayacağız. Ergün Pembe, tabii en önemli maç Başakşehir Beşiktaş maçıydı Vodafone Arena'da. Evet. Avrupa Kupası'ndan sonra Beşiktaş'ın alacağı sonuç merakla bekleniyordu. Ama bir parantez herhalde Başakşehir açacağız. 12 maçta yediği 8 golle Avrupa'daki bütün ligler arasında ilk sırada. Evet. Dediğim gibi inanılmaz bir başarı ama bunun süreci vardı. Bugünün başarısı Abdullah, değil bu. Tabii ki Abdullah Avcı'yla gelen yavaş yavaş merdivenleri adım adım tırmanarak geldiler. Çok çalışmanın bir ürünü diye düşünüyorum bir. Tabii beraber oynama alışkanlıkları da çok fazla. Uzun süredir beraber oynayan oyuncular vardı. Çok da düzgün yönetilen bir kulüp. Hiç sıkıntısı olmayan, ekonomik yönden hiçbir sıkıntısı olmayan, istediği transferleri yapabilen bir kulüp. Yani buralarda olmasının bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Ligin sonuna kadar da bu yarışı kovalayacağını düşünüyorum. Bir Bursa Spor'un yaptığını neden Başakşehir yapmasın? Şimdi soru tek sıkıntı bu. Seyirci. 34 haftaya ve bu psikolojik psikolojik savaşı kazanabilecekler. Evet. Biliyorsunuz bir dönem Sivas Spor Bülent Hoca ile bunu yakalamışlardı ama son haftalardaki bu şampiyonluk psikolojisini kaldıramadıklarından şampiyon olamamışlardı. Başakşehir bunu ne kadar başaracak? İlerleyen haftalarda göreceğiz. Ama kadro yapısına baktığın zaman takım oyununu en iyi oynayan, hücuma organizasyonlarda en iyi şekilde bulunan, defansı iyi yapan ve kalesinde milli takımımızın kalecisi bulunuyor. Orta sahada maestro dedikleri Emre, kaldı ki Beşiktaş maçında Emre çıktıktan sonra o 40 dakikalık periyotta bir bocalama oldu. Son 10 dakika haricinde Başakşehir'de. Emre de onlar için önemli bir oyuncu olduğunu bu maçta bir kez daha göstermiş oldu. Başakşehir'in şu andaki gidişatını iyi buluyorum. Dediğiniz gibi birçok ilkleri başardı. Cengiz'in üstünde durmak lazım. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder Abdullah Avcı aldı. Altın Ordu'da. Ve şans veriyor. Bu şansı da çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Türk futbolu eğer böyle devam ederse iyi bir yıldız kazanacağını düşünüyorum. En son Fatih Hoca milli takıma da A takıma dahil etti. Ki daha yaş gruplarında oynaması beklenen bir oyuncuydu. Ama direkt A milli takımın kadrosuna çağırdı ve kısa da olsa bir süre verdi. Hı. İlyas Karman, Başakşehir'den başlayalım istersen. Çünkü tabii Beşiktaş'ı da aynı şekilde konuşalım. Zirvede bu iki takım, Beşiktaş'ın şimdi Fenerbahçe deplasmanı olacağı için ard arda zorlu maç trafiği. Ama Avrupa kupalarında bu kadar siyah beyazlar başarılı giderken son maçların ikisi de berabere biterse bir anda Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalacak gibi bir görüntü de var. Çok enteresan. Yani Başakşehir'le alakalı da bir iki şey eklemek istiyorum. Başakşehir'de tabii hoca farkının da son 10 yıla baktığımızda Abdullah Avcı 2006'dan bu yana bir milli takım ayrılığı oldu. Onun haricinde tekrar Başakşehir'de yani 310 küsur maç oldu. 8 sene tam herhalde. Yani İBB ekibiyle beraber. Şimdi bu da bir takım için çok önemli. Hocasını tanıyan, hocasıyla bütünleşen bir takım haline geldi ki hem ikincilikten bu yana ve şimdi yaptığı transferlerle de bir arada oynayan oyuncu. Son 3-4 senedir de sürekli ivme kazanan bir takım. Takım oyunu çok iyi oynuyorlar. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge oynaması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Ne zaman birinci bölgeye çekildiklerinde alanı çok daraltıp çok iyi çıkış yapan bir takım. Ve öyle oyunculara da sahip. Yani bugün baktığımızda uzun boylu forvetleri var Mehmet Battal'ın. Ve o da çok etkili, top saklayan, gelene servis yapan bir oyuncu. Tam haliyle bir takım haline olmuşlar. Aslında buraya kadar gelmeleri bir tesadüf değil gerçekten. Beşiktaş maçında da kazanabilirler. Tabii kazanabilirler. Yani nasıl Galatasaray takımı UEFA Kupası'nı aldığında işte iki kadro. Temeller atıldı ve evet. O temellerle beraber eze eze kupa geldi. Bu takımın da bu başarısı tesadüf değil ama tabii kaptanın da dediği gibi ne kadar sürdürebilecekler bu psikolojiyi yani kaldırabilecekler mi, sıkıntı yaşayacaklar mı? Belki bir aldıkları bir mağlubiyetten sonra çözülebilirler mi? Onu tabii onlar değerlendirecek ama kaliteli bir takım. Görüntüleri evet. Gayet bu konuda başarılı ama merak ediyorum. İşte mesela Kocaeli Spor'da daha önceki yıllarda ilk yarıyı lider bitirmişti. Evet. Ama götüremedi. Ancak 4. ya da 5. bitirdi o sene. Aslında seyirci de var şu anda. Başakşehir'de evet.
tecrübeli oyuncu sayısı daha fazla. İşte evet. Yani camia baskısı olmaması avantaj ama seyirci olmaması da bir dezavantaj. Yani böyle başarılı bir aslında takım. Aslında dezavantaj değil ya. Yani baktığın zaman o stat o yüzden yapıldı. Yani eskiden Olimpiyat Stadı'nda ben de Başakşehir'de oynadım. Olimpiyat Stadı'nda oynadığında 300 kişi oynanıyordu. Yani bugün orada gene 3000, 5000, 2000 mesela şimdi neyse bir seyirci cumartesi gidiyor. Cumartesi günü değil mi? Başakşehir Antalya maçı saat 14'te. Saat de güzel. Rakip de çıkıştaki bir Antalya Spor. Yani bence 5000 seyirci olmaz o maçta. Ya 5000 seyirci bile onlar için olmaz çok iyi bir şey. Ya, keşke olsa. Ya 2000 3000 bile iyi. Öyle ben onu söylüyorum. Yani ben orada oynuyordum. Bu başarıları belki taraftar da oynuyordum. Toplayabilir Başakşehir. Evet, toplayabilir. İlerleyen haftalarda seyirci sayısı. En azından futbol severlerine gitmesi gerekebilir. Yani, tabii canım. O seyretmek isteyen. Bir de stat küçük kutu gibi bir stat. Bilet fiyatları çok uygun. Tabii yani orada 3000 4000 kişinin etkisi büyük olur. Yani stat çok güzel yapılmış bir stat. Kutu gibi bir stat. Yani 3000 seyirci de gitse, 5000 seyirci de gitse orada bir atmosfer oluşuyor. Ama Başakşehir'in şöyle bir şey var. Bu avantaj mı dezavantaj mı o da tartışılır. Bir taraftar grubu yok. Yani 50 kişilik 100 kişilik bir baykuşlar var. Baykuşları var. Onların etkisi de ne kadar olacak? Ama yoksa işte, onlar arenaya da geldiler. Yani şimdi dezavantaj da olabilir. Çok ateşli çok şey bir taraftar olsa işte o da baskı yaratabilir değil mi Ergün abi? Evet. Yani sıkıntı yaratabilir. Yani tam tersi. Bunu yaşayan kulüpler de var yani. Evet ama bakalım şu ana kadar iyi gittiler. Evet. 12 hafta nefesleri çok iyi gitti. Dediğimiz gibi Avrupa'da da rekor sayılabilecek sayıda az gol yediler, yenilmediler. Deplasmanda en çok kazanan takım. Deplasmanda tulum çıkartan bir takım neredeyse. Yalçın çok iyi oynuyorlar. Bir kere yani şu 3 büyük takımdan 7 puan almak azımsanamayacak bir şey. İkisini deplasmanda yeniyorsun. Ama bunu yapıyorlardı. Ya bu önceki senelerde yendin. Evet, önceki senelerde beraber kaldın. Bu sene biraz çok Anadolu takımlarını da yenmeye başladılar. Bir önceki senelerde hep gene vardı derbi maçlarında büyük takımlara hep sıkıntı oldu. Ama Antalya maçı güzel maç olacağını düşünüyorum. Evet, bence de cumartesi çünkü Antalya Spor da yani Rıza Hoca ile 1-0 1-0 1-0 1-0. 4 maç. Rıza maçını mı 2-1 kazanmıştı Başakşehir? Evet son dakikada Mağluptu. 1-1 yaptı, 2-1 yaptı. Bu maç da zorlu olacaktır onlar. Güzel bir Başakşehir-Antalya maçı olacak. O zaman bu anlamda Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirirken de biraz Beşiktaş'ın Avrupa Kupası'ndan da istersen Ergün söz edelim. Çünkü hiç yenilmeyen bir Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Ama o beraberlikler işte hakikaten bir beraberlik daha alırsa ki aynı saatte oynanacak diğer maçta berabere biterse bir anda kendinizi Avrupa Ligi'nde buluyorsunuz. Ya olağan bir şey. Futbol çünkü 3 ihtimalli bir oyun olabilirdi. Ama gönlümüz istiyor ki tabii ki Beşiktaş'ın bir sonraki tura kalması. Çünkü bir sonraki tura kaldıktan sonra Türk takımlar adına puan toplamış olacak. Ve seneye de yanılmıyorsam çok kritik gelecek yani bizim için. Temmuz belli bir ayda başlamamak zorunda kalacağız. Evet. Tam bilmiyorum ayını şu yoksa anda. Yoksa şampiyonu, Türkiye'nin yani şampiyonu artık direkt playoff turundan başlıyor. Doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmak diye bir şey kalmıyor. Evet. Şu anda çok da, yani, Türk futbolunun sorumluluğu Beşiktaş'ın üzerinde söyleyelim. Yani onun için Beşiktaş'ı tüm takımlar olarak, tüm taraftarlar olarak desteklememiz lazım. Ama Beşiktaş kaliteli bir takım. Bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Kaldı ki en son maçta 3-0'dan iyi bir dönüş yaptılar. 3-3'ü buldular. Belki biraz daha vakit olsa maçı da kazanabilirlerdi diye Kadıköy'de düşünüyorum. Kadıköy'de ne olur? Kadıköy'de zor maç tabii ki. Güzel maç olacaktır. Orada hakeme de çok büyük iş düşüyor. Çünkü Kadıköy baskısı hakemler üzerinde ne kadar futbolcular üzerinde baskı yaratıyorsa bence hakemler üzerinde de bir o kadar baskı yarattığını düşünüyorum. Çünkü orada yanlış kararlar verdiğini düşünüyorum çoğu pozisyonlarda. Takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandıklarını düşünüyorum. Açıkçası Fenerbahçe oradaki ev sahibi avantajını çok iyi kullandığını düşünüyorum. Hem futbolcular üzerinde hem de hakem üzerinde. Galatasaray'ın bu hafta Bursa maçını kazanması şundan da iyi oldu. Çünkü haftaya Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Puan kaybetmiş olsaydı bu Galatasaray için kötü olabilirdi. Evet. Çünkü iki rakip oynayacaklar. Mutlaka. Olası berabere bitme şansı ve rakiplerinden bir tanesinin puan kaybetme şansı var. Onun için haftaya köy olan maç Galatasaray için bir avantaj diye düşünüyorum ben. Maç ne olur? Derbi maçı. Tabii ki kestirmek zor. Genelde Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı yansıtıyor ama son yıllarda Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'a karşı bir üstünlüğü var açıkçası. Çıkışta bir formda bir Fenerbahçe var. Ha. Avrupa kupalarından yorgun dönen bir Beşiktaş takımı var. Kaldı ki bunu Başakşehir maçında özellikle son bölümde çok hissettiler. Abubakar mesela çok yorgundu. Hiçbir varlık gösteremedi maçta. Avrupa kupa maçları olması Beşiktaş'ı etkiliyor. Fener derbisinde de o ne olur bilmiyorum açıkçası. Fizik olarak Beşiktaş'ı ben şu anda çok iyi görmüyorum. Evet. Beşiktaş'ın sıkıntısı aslında baktığımızda çok fazla geriye düşüyor. Yani son dönemlerde baktığımızda hem Avrupa Kupası ve Galatasaray maçında da bunu gördük. Bu geriye düşmeleri bu süreç devam ederse bazı maçlarda şimdi bunları geri çevirdiler ama bazı maçlarda hem Avrupa Kupası oynuyorsunuz hem lig oynuyorsunuz o ağır üstünüze yük binmeye başladığında bunu geri dönüşler daha zorlaşabilir. Yani Beşiktaş'ın buna bir an önce önlem bulması lazım. Yani bir
bununla alakalı bir çalışma yapması lazım. Çünkü arkada çok boşluklar veriyorlar. Çok geçen seneki gibi o pas trafiğini tabii, yapamıyorlar. Evet, o yani, coşkuları pas trafiğinde yok mesela. Etkili ayakları var. Özellikle oyuncuları var. Biliyorsun yumuşak ayakları. Top kaybetmiyorlar çok fazla ama geri dönüşlerde sıkıntı yaşıyor Beşiktaş. Bunu da zaten oyunun başında yaşıyorlar. Hemen mağlup durumda maça başlıyorlar. Ama ilerleyen haftalarda dediğim gibi tempo arttıkça bu geri dönüşleri daha da zorlanabilirler, sıkıntı yaşayabilirler. Sol tarafta da biraz sıkıntı. Adriano da biraz adalesinde çekme olduğundan oyundan ayrıldı. Mesela Caner'in sakatlığı devam ediyor. Orada Beki kullanıyor. Yani kadro hani kadroyu geniş kurdular ama yani kullanırken şu anda kullanamıyorlar. Son maçlardaki form grafiklerine bakıldığı zaman son maçlardaki form grafiklerine bakıldığı zaman ev sahibi özelliğini de düşünürsek Fenerbahçe'nin tabii ki %51 Fenerbahçe'ye doğru iyi. Evet, o zaman Fenerbahçe konuşmaya başlarken de Rize Fenerbahçe maçıyla biraz değerlendirelim. Çünkü Rize Spor erken gol bulunca acaba bir sürpriz sonuç alır mı diye bazı futbol severler de düşündü. Evet, ben ama de izlerken düşündüm açıkçası. İyi de başladılar pozisyon anlamında. Evet, iyi başladılar. Kornerden ama ilk yedikleri gol Fenerbahçe'nin yanılmıyorsam. Yani ilk yarının sol adına bir hat-trick yapılacak karşılaşma olacağını hiç beklemiyorduk. Bir anda 3-1 oldu. Yine enteresan jeneriklik bir gol attı sol. Çok değişik vuruyor Mehmet bayağı. Topal'ın inanılmaz. İki asisti var. İkisi de çok güzel yani. Bir bunları da yapmaya başladı sola, Mehmet Topal yani gerçekten. Bir de Atuf'a attığı pas. Çok güzel. Zaten Topal'ın defansif oyunu için herkes Mehmet Topal şey Fenerbahçe adına çok önemli kazanç oyunculardan bir tanesi diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe işte Fenerbahçe aslında çok kolay da yenilebilecek bir takım. Şöyle, Fenerbahçe arkada boşluk yakaladığı zaman çok hızlı atağa çıkan bir takım. Fenerbahçe'ye kapalı oynayan savunmaları açması çok daha zor. Yani bugün oyuncu profiline baktığınızda hep dribbling seven, rakip arkasına koşmayı seven oyunculardan oluşuyor. Bizim maçta da aynı sıkıntı yaşadık. Yani Fenerbahçe çok iyi top oynamadı. Topa hakim değildi. Zaten konuştuk ya, bizim maç sabaha kadar belki golsüz yani, de giderdi yani. Hocaları da geldiğinden evet, beri bunu fark ettiğini düşünüyorum. Orta saha mücadelesi olarak geç. 45'inde Fenerbahçe hızlı çıkarak maç kazanabilir. Tabii. Fenerbahçe'nin oyun sistemi tamamen buna dayalı şu anda. Fenerbahçe takımına yani bir Başakşehir gibi çok iyi kapanan, alanını çok iyi daraltan takıma gol bulması daha zor Fenerbahçe'nin. Bak dikkat edin, Fenerbahçe'nin son haftalarda oynadığı maçları hep topun gerisinde, hep kendi yarı sahasında karşı oluyor ve topu kaptığı toplarla çok çabuk hızlı atağa çıkıyor. Hı hı. Yani ona karşı oynayan takımlar eğer daha dengeli oynayıp onun üzerine gelmesini sağlarsa, arkada boşluk yakalamaya çalışırsa Fenerbahçe daha da zorlanır. Volkan yani Şen bunda hızlı hücumlarda çok etkili. Kaldı ki son Rize maçında oynatmadı Volkan'ı. Sonradan aynen oyunu aldı. Bütün maçlarda oynayan Volkan. Alper de formda böyle hep zorluyor arkaları, sürekli Atıf'ın giriyor. Atıf'ın son dönemlerdeki tabii formu. Van Persie'nin son dönemlerdeki performansı, direkt katkısı çok büyük. Bu maçta belki gol atamadı ama yani çok etkili oynuyor. Özellikle defans arkasına yaptığı koşular, arkadaşlarını topla buluşturma. Bu arada tabii ev sahibi takım adına da tehlike çanları şimdiden biraz çalmaya başladı ki maç sonrası yönetimi de Hikmet Hoca'yı da istifaya davet eden ender fazlalıkla gördüğüm bir Rize Spor seyircisi vardı. Rize'de yani büyük takımlar gittiğinde bile tribünlerin çok boş olduğunu görüyoruz. Görece olarak iyi bir seyirci vardı geçen ama geçen sene Rize çok iyi başlamışlardı. Evet. Özellikle ilk periyotta, 17 maçlık periyotta çok iyi bir Rize Spor izledik. Sonra Krayoka'nın sakatlanmasından sonra inanılmaz bir çöküşe geçti ikinci devre. Hı-hı. İkinci devreye baktığınız zaman küme düşmeye aday bir Rize Spor vardı karşımızda. Bu sene karşımıza sadece 2 galibiyet olan, eksi 10 averajlı bir takım. Evet. Çok istikrarsız ya. Yani Rize'nin senelerden beri bu istikrarı yok. Evet. Baktığımızda hep o bölgede ne böyle hiç ilk 5'i zorladığını hiç görmedim veya ilk 6'yı. Hep ilk 10 ve onun ama işte altında. Oralarda fazla kaldığınız sürece bir anda tabii yani ateş attığın içinden çıkamayabilirsiniz. Örneklerini transfer çok defalarca gördük. Yani normalde baktığımızda şimdi hocası da Hikmet Hoca da deneyimli bir hoca. Bu transfer politikası mı yanlış bilemiyorum. Alınan oyuncular mı yanlış ama bugün dediği gibi tek bir Kvayaka'ya kalmış bir takım. Yani o topu saklayacak, gelene duvar olacak, işte hücum presi yapacak. O buna bir şey olduğunda ve etkisiz oynadığında Rize takımı tamamen duruyor. Yaratıcılığı hiç kalmıyor. Yani kalmıyor. Ve tabii Trabzonspor'dan biraz bahsedelim. Gençler Birliği Trabzon maçı 0-0 bitti. Ersun Yaralı'nın da istifasının bir anlamda başkandan döndüğü bugün basında çok fazla yazıldı, çizildi. Bilmiyorum doğruluk payı var mı ama artık tam yeni stadına geçme arifesinde bir Trabzonspor istikrarsız ve kötü neticelerine devam ediyor Ergün Pembe. Gençler Birliği Ümit Özat'la kazanıyordu ama 10 kişi kaldı. Çok da uzun süre eksik Kayseri'yi oynadı. Kayseri'yi yenmişler. Evet, eksik oynadı. Herhalde onlar için bir beraberlik kar gibi şu anda bakılabilir. Eksik kaldıktan sonra tabii ki onlar için bir puan avantaj diye düşünüyorum. Bir de Trabzon'la oynuyorsunuz. Hı-hı. Trabzon takımı özellikle bizi Galatasaray'a yendikten sonra bir çıkış yakalayacaklarını düşünüyordum ama bunu gerçekleştiremediler. Belki yeni takımın olmalarının verdiği bir dezavantaj olarak düşünüyorum.
bu takım oynaya oynaya ilerleyen haftalarda belki çok daha iyi olacaktır. Ersun Yanal'a sabredilirse eğer belki ikinci yarıda çok daha farklı bir Trabzonspor izleyebiliriz. Şu anda bulunduğu yeri hiç hak etmeyen Trabzonspor olduğunu düşünüyorum ben. Aslında büyük camiadır Trabzonspor, toparlayacaktır. Ama dediğim gibi takım oyunu sahaya iyi yansıtamıyorlar. Defansta bir başkalar, hücumda bir başkalar. Bu ikili tam anlamında tam oturtmuş değil Ersun Hoca orada. Eğer bunları çözerlerse mesela çok kırılganlar, çok kolay gol yiyebiliyorlar. Bir de 11 sayamıyorsunuz yani Trabzon'dan. Ben 4-5 tane statik oyuncu sayamam. Şimdi Trabzon İdeal takımı, bir 11'i yok. Yani yeni bir takım kurdu. Son birkaç senedir hep yeni bir takım kuruyor. Son 5 yılda 60'a yakın. Aslında şimdi onların hedeflerini ben yani baş başkaların demeçleri, yönetimin demeçlerinde hep işte hocayla beraber belirli bir dönem sabredip hocayı göndermeden bu takımı belki bir sene belki iki sene içerisinde aynı Beşiktaş'ın zamanında feda yaptığı gibi toparlamak ama oyuncu profili bence yetersiz. Yani Trabzonspor transfer yaptı ama yaptığı transferlerin bu takım bence sabredildiği zaman seneye çok daha iyi olacak diyebilirim. Ben ona katılmıyorum. Çünkü takım kadrosuna baktığımızda hani diyoruz ya işte Şinaydar kıpırdandığında bir şeyler yapabilir, Podolskis kıpırdandığında bir şeyler yapabilir. Trabzon'da birisi kıpırdanacak diye bir şey göremiyor. Yani o ışığı göremiyor. O ışığı göremiyor. Şimdi Onazi var orta alanda. İşte Onazi 2 gol attı değil mi? İlk hafta. İşte Bero var. Yani bakıyorsun nasıl oyuncu yani oyunculara. Mehmet Ekici var. Mehmet Ekici var. Antep'ten alınan Santrafor. Muhammed var. Muhammed var. Bunlar tecrübeli oyuncu. Bunlar ama 2 seneden beri 3 seneden beri orada zaten. Yani bunların yanına belki bunlar gerçekten sorumluluk alacak oyuncular ama yanına yapılan transferlerde bir türlü Trabzonspor bu şeyi tutturamadı. Yani o dengeyi tutturamadı. Tuttursa bir kadro yakalasa gerçekten 2 sene bekle bir sabret. Biraz da gençleştir. Şimdi Yusuf Yazıcı diye bir çocuk var. Bir maçta çıktı. Müthiş oynadı. Neler yaptı. Yetenekli bir çocuk. Madem öyle bunları o zaman değerlendirin. Trabzonspor'un özüne dönmek istiyorlar. Bunu belirtiyorlar. O zaman bu çocuklara şans verin ki biraz daha bunların önü açılsın. Madem sabrediyorsunuz tamamıyla bu sabrı gösterin. O çocuklar da kendini göstersinler. Yarın öbür gün o takım kadrosunda uzun yıllar Trabzon'a hizmet edebilirler. Trabzonspor bir de açık oynadığı her maçta puan kaybetmeye müsait takımlardan bir tanesi. Bence daha çok Osmanlıspor formatında oynayabilirse, oyunu kendi aralığında kabul edip orada iyi savunup kontra atağa çıkacak özellikle oyuncuları var çünkü Yusuf Erdoğan gibi. Yani Galatasaray maçında oynadığı gibi diyorsun. Yani onun gibi oynayabilirlerse çok daha başarılı olacaklarını düşünüyorum ben. O gün çok zaten kas katı bir savunmaydı. Ama tam tersi başladı Trabzon farkındaysan abi. Sezona bir başladı, ileride baskı. Evet. Aslında pozisyonlara da girdi. Oynadı birçok maçta. İlk hafta kazandı. Yani pozisyonlara da girdi. Çok pozisyon girdi. Kaçırdığı maçları hatırlıyorum. Karabük'te bile yenildiler ama biraz ümit ilk baştan ilk 15-20 dakika Trabzonspor pozisyona girdi. Atamadı. Sonrasında mağlup oldu. Ama onun tabii... Karabük'te fark ettikleri maç öyleydi mesela. Birebir. Tabii onun sonrasında da tabii belki de hoca biraz daha şimdi ikinci bölgede oynatıyor takımı. Biraz daha dengeli oynatmaya çalışıyor ama tabii oyun değişikliği, sistem değişikliği de bir anda sezon içerisinde takımı kafasında karıştırabilir. Tabii. Aynen. Bu arada tabii Trabzonspor gelecek hafta mesela Kayseri'ye gidecek. Kayseri Spor deplasmandaki. Onlar Kayseri Spor açısından da çok kritik olduğunu. Kayseri son iki haftada onlardan ikinci mağlup oluyorlar. Yani Trabzonspor büyük camia, büyük kulüp ama şimdi bulunduğu durum itibariyle altta oynayacağı maç çok önemli maç haline geliyor. Yani bu işin psikolojisini düşünürsek, Trabzonspor takımında da oyuncuların da bir psikolojisi olduğunu düşünürsek. İki takımda da kazanmaya ihtiyacı var. Kaybettiğinde aşağı sıralara Trabzonspor. Biri 9 puanda, biri 12 puanda. Yani. Çünkü Hakan Hoca da bu sefer Kayseri olarak kaybettikleri zaman onun yeri de garantisi olmaz. Sallantıda olacaktır. Bu hafta da Alanya maçını izledim ben onların. 1-0 iken Veyton'la bir pozisyon kaçırdılar. Belki o kader anıydı. Maç birbirine gelebilirdi. Ondan sonra zaten 2 tane penaltıdan gol yediler. 10 kişi kaldılar. Ve maçı kaybettiler. Ama Alanya Spor'u da alkışlamak lazım herhalde. Yani ligin yeni takımı. Ama en çok yabancısı olan Hüseyin Hoca'yı tebrik etmek lazım. Gerçekten sonuçta bir ilçe takımı gibi değiller. Bayağı bir istekli. Ligde kalıcı mesela, olmaya çalışıyorlar. Mesela iyi transferler çok yaptılar. Mesela. İyi transferler çok yaptılar. Yani transferler kendi bünyesine göre. Tabii hani bütçesine göre bence iyi transferler yaptılar abi. Yani baktığın zaman yavaş yavaş da takım olmaya başladılar. Hüseyin Hoca'yı da tanırım, bilirim. Beraber de çalıştık. Çok disiplinli bir hocadır. Tabii yani çok disiplinlidir. Maçı i̇yi da çalıştır. Yaşıyor dışarıda. Tabii yaşar. İyi çalıştırır. En önemli özelliği iyi çalıştırır. Yani o takım kuvvetlidir. Onun takımı. Yani kuvvetli, güçlü olur. Kadro da iyiyse bir şekilde ligde iyi yerlere gelebilirler yani. Evet tabii bu hafta dikkat çekici sonuçlardan bir tanesi Akdeniz derbisinde Antalya Spor'un Adana Spor'u 1-0 yenmesiydi, o seriyi devam ettirmesiydi. Diğer yandan da Karabük Spor'un 2-0'lık galibiyet aldığını görüyoruz Gaziantep Spor karşısında ki bu sene bütün yorumcuların herhalde hemfikir olduğu bir gerçek var. Tabii ki Başakşehir'i biraz daha farklı yere koyuyoruz ama bir Konya Spor, bir Osmanlı Spor nasıl konuşuluyorsa
Aynı şekilde Karabük Spor'dan da olumlu kesinlikle şekilde bahsediliyor. Kesinlikle. Yani Tudor'la beraber ilk hafta Galatasaray'ı burada neredeyse canını okuyordu. Çok beğeniyorum. Çok zor kazandığımız bir maç olmuştu. İyi mücadele ediyorlar. Çok beğeniyorum takımı. Oyun şeyi de az pozisyon veriyor. Antep'in 10 kişi kalması da biraz tabii Karabük Spor'u rahatlattı. Zaten 1-0 öndelerdi ama 10 kişi kaldıktan sonra da biraz daha rahatlamış oldu. Ama çok dengeli bir oyunu var. Yani hocalarının elinin değdiği belli oluyor. Ben maça da gittim dedim ya geçen Kasımpaşa maçına. Yani iki takım da gerçekten Kasımpaşa da iyiydi, onlar da iyiydi. Ve bir oyun sistemleri var. Top rakibe geçtiğin zaman alanı çok iyi daraltıyorlar. Ve o işte dediğimiz biz daha önceki senelerde işte 40 metre mesafe işte şimdi onu 30 metrelere bayağı bir kısaltmış takımın boyunu. Evet. Top rakipteyken, top kendindeyken ve rakipteyken o dengeyi çok iyi sağlıyor. Ve kenar oyuncularını sürekli içeriye çekerek işte orta alandaki o geniş alanı hiçbir imkan vermiyor. Gerçekten yani bir hocanın farkı belli oluyor. Kenardan sürekli hareketli hocaları. Hep sürekli takımla beraber yaşıyor. Futbolcuyken çok seyrettik değil mi? Bizim jenerasyonumuzun oyuncusu çünkü. Hakikaten oyuncuyken de sevgiler. Ben öyle hocayı seviyorum çok mesela. Çok hırslı, hareketli, oyun içinde yaşayan bir figürdü. Şimdi sağ kenarında bunları uygulamaya çalışıyor. Darabend'de oynamayı seviyorlar. Oyunun boyunu da rahatlık. Evet. Ama oyuncu yapısı da buna müsait. Ama içinde o yapı müsait ama bunu da isteyecek hocadır. Ben onu her zaman söylerim. Bir laf var işte, at sahibine göre kişidir. Doğru. Şimdi sizin istediklerinizde oyuncu yapmak zorunda ve sizin sisteminizde oyuncu ayak uydurmak zorunda. Oyuncu içgüdüsel oynayabilir yeri geldiği zaman. Biz hocalar der ki işte ceza sahasının oralarda yakaladın birebir inisiyatifini kullan. Al çalım at geç. Yani ne yapmak istiyorsan yap ama belirli bir bölgelerde de takım oyunu gereklidir. Burada da işte hocanın istedikleri devreye girer. İşte bunu takıma lanse etmek, takıma alıştırmak da hocanın elindedir. Karabük takımında ben bunu görüyorum açıkçası. Yani bakıyorum bazen kaptan şimdi top uzun bir top çıkartıyorlar. Hop hemen böyle top rakip takıp topa sahip olana kadar mesela o alanı daraltıyorlar. Bu hafta attıkları ilk golde de Ceyhun'un orada ilerideki baskısı topu kazandırdı. Kesinlikle. Ve gol yaptılar. Takım olarak şu anda iyi bir görünümde. Bir iki cümlede Akhisar Kasımpaşa maçından bahsedelim ama orada da gerçekten hakem faciası vardı ki o hakemin yardımcı hakemin klasman düşürüldüğü açıklaması geldi federasyondan. Bu sezon ben göremedim onu, seyredemedim. Çok Süper Lig maçlarında görev almayacakmış. Aa. Çok bariz bir öyle pozisyonda iptal gol kararı işi tabii bozdu. Akhisar kazandı. Tabii Kasımpaşa cephesinden çok ciddi itirazlar ve ses yüksek şekilde itirazlar çıktı. Doğaldı. Canları yandı. Akhisar takımında Kemal bir sürü kazandı. Kemal Hoca bayağı şey yapmış yani. Evet, hafta genel olarak böyle geçti sevgili seyirciler. Türkiye Kupası'nda da bu hafta arası mesaisi olacak. Hemen programı yönetimden rica edeyim, bir ekrana getirelim. Çünkü salı, çarşamba, perşembe dop dolu. İşte yarın Amasya Spor Amatör Lig temsilcisi gruplara kalan tek amatör takım Başakşehir ağırlayacak 12.30'da. Ümraniye Spor Aydın Spor maçı 14.30'da. Sivas Spor Göztepe 16.45. Kayseri Spor Bolu Spor 18.30. Ve Darıca Gençler Birliği Beşiktaş 20.30'da salının programı. Çarşamba 12'de Tuzla Spor Erzincan Spor. 14'te Urfa Spor Kırklareli Spor. Aynı saatte Menemen Belediye, Ahmet Sportif. 16.30'da Akhisar Belediye, Bursa Spor. 18.30'da Türk Telekom Arena'da Galatasaray, Elazığ Spor'u konuk edecek TFF 1. Lig temsilcisi. Fenerbahçe Gençler Birliği maçı 20.30'da günün son maçı. Ve 1 Aralık'ta Perşembe günü Sancaktepe, Kasımpaşa 12'de. Kızılcabölük, Konya Spor 14'te. Rize Spor, İnegöl Spor 16'da. Osmanlı Spor, Gaziantep Spor 18.30'da oynayacaklar. Trabzonspor da Gümüşhane Spor'u 20.30'da ağırlayacak. İlk hafta programı 32 takım, 8 grup ve gruplarında ilk 2'ye giren takımlar 16 takım yoluna artık eliminasyon sistemiyle devam edecek. Ergün Pembe, Elazığ Spor maçı Cenk için, Semih için, Salih için, yine Tolga, Josue, Sinan Gümüş için bir belki forma giyme ve kendilerini gösterebilme açısından önem arz eden karşılaşma. Ya hep söylüyoruz bu oynamayan oyuncular için bir fırsat diye. Kaldı ki Yasin'in oradaki performansıyla, kupadaki performansıyla ilk 11'de yerini garantilemişti. Evet. Bir önceki sezon ki. Sinan Gümüş kupada çok Sinan Gümüş'ün geçen sene oradaki etkili performansı ilk 11 atmasına sebep olmuştu. Yani oynamayan oyuncular için bir fırsat maçları bunlar. Oradaki performansı ilk 11'deki yerini garantileme adına onlar için önemli bir sınav olacağını düşünüyorum ben. Böyle maçlarda konsantre olmak çok zordur bazı oyuncular adına. İyi konsantre olan oyuncular da ilk 11 adına, sıçrama yapma adına önemli maçlar olduğunu düşünüyorum. Maç eksiklerini kapatma adına Türkiye Kupası maçlarının önemli olduğunu düşünüyorum. Oynamayan oyuncular için fırsat maçları. Herhalde sevgili İlyas, Linus'i mesela belki bu sefer kendi yerinde izleyebiliriz. Belki sol önde oynayabilir. Karol'le beraber oynayabilirler. Kavanda için bir şans. Hamit
uzun bir süre sonra ilk 11'de tekrar Dersim maçında oynamıştı. Yani buraya herkes gelen seyirciler farklı bir Galatasaray ve biraz daha kendilerini hocalarına göstermek isteyen oyunculardan kurulu, daha istekli, iştahlı bir Galatasaray'da izleyebilirler. Belki altyapıdan da oyuncu alacaklar. Bilemiyoruz yani. Onu öyle gözüküyor. 18 tamamlamak için. Ama mesela Snyder'in de Selçuk'un da böyle maçlarda oynamak istediğini de biliyorum. Yani çok güzel. Oynamak istemeyen çünkü biliyorsunuz çünkü antrenmanla maç çok farklı. En iyi antrenman zaten maçtır. En iyi antrenman zaten maçtır. Yani böyle bu tip maçları zaten oyuncunun önemsemesi gerekiyor. Oynamayan oyuncular için de bir de şimdi ne kadar siz idmanla maç yapın, oynayın karar vermek çok zordur. Bak başka yani bir şey tabii. Ama bir maç temposu futbol için çok farklı. O yüzden oyuncunun önemsemesi gerekiyor. Bu maça iyi konsantre olması gerekiyor dediği gibi Ergün abinin. Önemsediğinde zaten o performansını gösterebilirsin ve senin ilerleyen haftalarda daha lig uzun, daha 20 tane 22 tane maç var, kupa maçları var. Takımda forma şansı bulma adına bu maçlar oyuncu için çok önemli. Kulüp için de önemli ama ilk başta oynamayan oyuncular için çok önemli. Bunun bilincinde olan, sahaya çıktığında bu performansı gösteren zaten birinci sıraya geçiyor. Yani kadroya girme adına veya takıma girme adına ilk olarak görünüyor. Hoca tarafından da kafasında kafasının bir yerlerine oyuncuyu yazıyor. Bu oyuncu bu performans gösteriyor. Antrenmanlarda iyi, kupa maçında iyi, atıyorum bir hazırlık maçında iyi. O zaman ne oluyor? İşte geçen sene olduğu gibi, Yasin, Sinan gibi olduğu gibi hocanın da gözüne girmiş oluyorlar. Onu değerlendirmeleri lazım. Bir kere önemli de maç aslında. Resmi maç. Tabii resmi maç. PTT Ligi'nin takımı daha olsa Elazığ bir lig görmüş bir takım, kaliteli bir takım. Önemsemek gerekiyor gerçekten. Burada kupa maçı dahi olsa bir kötü bir sonuç yine moral bozukluğu. Bir dahaki hafta sonunda oynayacak lig maçını bile etkiler. O yüzden bu bilinçte oynanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Elazığ spor oyuncuları buraya son derece motive gelecekler. Kesinlikle, kesinlikle. Kendilerini bütün Türkiye huzurunda şifresiz canlı yayınlanacak maçta bir kez daha kamuoyuna ispatlamak isteyecekler ki. Başakşehir'in en zor maçı bence şu anda. Amasya maçı. Deplasman bir de. Ya en zor maçı bak. Gerçek söylüyorum, en zor maçı. Ya ben bu tip şehir takımlarının kendi evlerinde oynadıkları gündüz maçlarına bayılıyorum özellikle. Yani 12.30'da yarın çok keyifli maçlar ederiz. Şimdi amatör takım olmasına rağmen evet. O kadar mücadele edecekler ki. Yani biz çok oynadık. 4 tane eleme turu geçti. Sonra 1. 2. 3. tur. 4 tane eleme rakibinden geçerek buralara adını yazdılar. Bir takımın konsantrasyon çok farklılıkları olacak şimdi. Onlar daha konsantre olacak. Konsantre olursa Başakşehir çok rahat kazanacak tabii ki. Ama bu konsantrasyonu göstermekte zorlanacaklar. Kolay onu söylüyorum. Yani 11 oyuncunun 11'i de aynı konsantrasyonu göstermesi çok zor. Aynen. Delikte böyle lider giderken, Avrupa rekorları kırmaya çalışırken. Bir de onlarda da oynamayan oyuncular tercih edilecek belki. %90'lı aynı şey yapacaktır ama bizim gruba tekrar geçecek olursak Erzincanspor'un ve Tuzlaspor'un olduğunu hatırlatalım. Herhalde Ergün Pembe Galatasaray için genel olarak yani 6 maçlık aritmetiğe baktığımızda çok zor bir grup değil. Yok, Galatasaray'ın buradan lider olarak çıkacağını düşünüyorum. Beklenen o zaten. Bence de maç kaybetmeden, maç kazanarak da hepsini kazanarak çıkması gerekiyor. Hatta biraz daha rakiplerine de bir gözdağı vererek çıkması yani gerekiyor. Gerek. Hatırlatalım bir daha, grup birinciliğinin bir sonraki turda avantajı şu. Tek maç eliminasyonu olduğu için son 16 turu bu maçı avantajı olarak evinizde oynuyorsunuz. Ama grup ikincisi olursanız son 16 turunda deplasman takımı hüviyetine bürünüyorsunuz ki Galatasaray'da içeride oynamak isteyeceğinden mutlaka bu grubu birinci tamamlayacak kapasiteye, güce sahip. Bir kez daha yarın çarşamba günkü maçta sarı kırmızılara başarılar diyelim. 18.30'da Türk Telekom Arena'da oynanacağını hatırlatalım. Hemen arkasından da pazar saat 19.00'da Kasımpaşa Stadı'nda Kasımpaşa Spor'un konuğu olacak Galatasaray. Evet, ilaveniz yoksa yavaş yavaş programı kapatalım. Ergün Pembe, İlyas Kahraman. Başarılar diliyorum. Ben inşallah hem kupa maçında hem lig maçında bu güzel performansı, cuma günü yaşadığımız o güzel oyunu devam ettir Galatasaray takımı. Bunu devam ettirdiği sürece de ne spekülasyonlar ne de her türlü işte kulüp üzerine oynanan oyunlara izin vermemiş olacak. İnşallah oyuncular bunun bilincinde bu cuma günkü oyundan sonra tekrar Galatasaray takımının geriye dönmesi çok yazık olur. O yüzden onu bilincinde o şekilde oynamalarını temenni ediyorum. Hafta sonu maçta, kupa maçında da başarılar diliyorum. Başarılar tabii ki. Kazanılan bir 3 puan var Bursa maçında. Bunu devam ettirebilme adına Kasımpaşa maçı önemli maçlardan bir tanesi. 4 maçlık bir periyot var. Eğer Galatasaray takım bundan 12 puanla çıkarsa ilk yarı itibarıyla önemli bir iş yapmış olacağını düşünüyorum ben. Her ne kadar içeride Trabzon ve Başakşehir'e yenilmiş olsa da geçen sene de bu kayıpları vardı. Ben mesela baktım, geçen sene Beşiktaş takımı 29 puan toplamış ilk 12 haftada. Fenerbahçe takımı da 27 puan toplamış. Galatasaray'ın da 22 puanı vardı. Şu anda 23 puanı var. Liderin de 30 puanı var. Yani kaybedilmiş bir şey yok. Ama geçen sene ki performansın üstüne çıkması lazım Galatasaray takımının.
geçen sene kaçıncı bitirdiğimiz ortada. Bir de rakip sayısı bu sene daha fazla. Yani belli ki son haftalara kadar daha dinamik bir şampiyonluk yarışı kesinlikle seyredeceğiz. Bursa Spor'un da olduğu, Başakşehir'in de olduğu, yani Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın olduğu bir tempo var. Ama geçen sene de Akhisar vardı. Onun dışında Osmanlı Spor vardı. Ama biraz daha erken aldı attılar. Konya vardı, biraz daha zorlandı. Konya biraz daha dediğim gibi üst sıralardaydı. Bir tweet daha aktararak veda edelim. Ramazan Aydın'a da demiş ki, az önce hakemlerle ilgili konuşmuştuk. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'e hakemlerin verdiği toleransı Galatasaray'a da verseler mevcut puan farkı olmazdı demiş. Biz tam puan farklarından konuşurken tüm ilgi gösteren, yorum yazan, soru soran seyircilerimize teşekkür ediyorum. Futbol analizi bu haftada noktalıyoruz. Galatasaray Televizyonu adına yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.